Sevgili TV6 izleyenleri, hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. İkincilik futbol dosyasının yeni bölümüyle karşınızdayız. Öncelikle yorumcum Gökalp Metin'e dönmek istiyorum. Gökalp hoş geldin. Hoş bulduk Nurgül. Haftan nasıl geçti? Berbat. Yani bir havada bir mikrop mu var ya da bir mikrop var sadece de o beni mi buldu bilmiyorum ama bütün hafta sonumu yatarak ve pazar akşamına da şehir hastanesinde teşhis konularak geçirdim. Hafta sonu maç da izleyemedim doğru dürüst. Ancak kendimi toparladım. Programa kadar yetiştim. Böyle anlamsız sesler çıkardım. Öksürürsem özür diliyorum şimdiden. Kendimi kontrol etmeye çalışıyorum ama daha tam iyileşmiş değilim. Geçmiş olsun tekrardan sana da. Teşekkürler. Ben bir an programa yetişmeyeceksin diye çok korktum. Ne yalan söyleyeyim. Yetiştim. Bütün çabamız onaydı. Doktor futbolcular iğneyle maça çıkar ya. Ben de iğneyle programa çıkıyorum. Tekrardan geçmiş olsun. Diğer yorumcum Erhan Kuşkapan'a dönmek istiyorum. Erhan hocam hoş geldin. Hoş bulduk Nurgül. Senin haftan nasıl geçti? Haftamız iyi şeyler de var, kötü şeyler de var. Milli yas var tabii bildiğimiz gibi. 3 günlük ülkemizde. İsrail'in hastaneyi bombalaması, masum o kadar canın işte rahmetli olması, şehit olması diyeyim. Çok sıkıntılı işler, sıkıntılı günler. Ama tabii şimdi oraya işte asker gönderelim diye bir düşünce var. Göndermeyelim, karışmayalım diye bir düşünce var. Etrafımızda da bir sürü Amerikan üsleri falan var. İşte Yunanistan'da 9 tane, Suriye'de 23 tane. Asker göndermek de çözüm olur mu olmaz mı çok sıkıntılı işler. İsrail'i kınayarak başlayalım programa bugün. Bir de izleyicilerimize de ben bir hoş geldin diyeyim buradan bu hafta. Çünkü geçen hafta Niyazi Küçük Yılmaz Bey'le kanalımızın sahibiyle konuştuğumuzda bugün 1 milyonun üzerinde canlı yayın izlenmesine ulaştık. İzleyicilerimize de teşekkür edelim buradan. Erhan hocam senin verdiğin iddia taktiklerini seyircilerimiz çok yakinen takip ediyorlar. Sağ olsunlar ama iddia demeyelim. İddia oynamaya karşıyız zaten. Onu tekrar peki belirteyim. Tahminleri i̇ddia oynamayın de diyeyim o zaman. Tamam, tahminlerimiz genelde tutuyor. Hoca gider dediklerimiz de tutuyor. Maç tahminlerimiz de tutuyor. Biz izlemeye devam edin. İnşallah maç özetlerini de yayınlayabilirsek. Zaten hoca gider bahisleri olsaydı hocam. Biz evet, evet. Gerçekten para demiyorduk yani. Öyle bir şey olsaydı, dal olsaydı Erhan herkesi zengin edecekti. Estağfurullah, öyle bir iddia. Bu arada Erhan hocam saatin de çok şıkmış. Gözüm alıyor buradan. Saatin muhabbetini çok yaptık da. Dünya şampiyonu olduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız hediye etmiştir Recep Tayyip Erdoğan. Saati şöyle yakın zoom yapabiliyoruz. Oradan kendisine teşekkür edelim. Gibi. Neyse programa da başlayalım biz artık. 1 milyon izlenmeye ulaştık. 1,5 senede. İzleyicilerimize tekrar teşekkür ederim. Deyip topu Hakan hocama atalım. Hakan Yılmaz gibi değerli bir hocamız var bugün stüdyoda. Evet. Ben de şimdi antrenörlük belgesi alırken eğitimlerimizde Hakan hocamın takımının çastırdığı bir gol vardı. Azizciğim oynatabilirsek Hakan hocamın golüydü. Golle girelim sonra Hakan hocama sözü bırakalım. Evet. İzleyelim golü. Bana da sürpriz oldu bu. Bayburt Spor mu hocam bu? Bayburt Soma maçı değil mi hocam? Evet, Bayburt Soma maçı. Bu geçen sezondan mı? Sanırım 1,5 sene önce bir önce maçtan. Bu pas sayısıyla santradan başlayıp 30 pasta yapılan bir gol. Rakibin dokunmadığı. Sanırım. 2 tane 8 numaranın işbirliği değil mi hocam finalde? Evet, burada 8'lerin anlatıldığı bir gol. Asisti yapan 8, golü atan 8. Sanırım bu golün en büyük özelliği santra ile başlayıp devam 32 eden. 32 pasım vardı hocam, saymadık tek tek ama 30 mu 32 mi? 30 diye hatırlıyorum. Hı-hı. Evet, gerçekten çok sınıf bir gol. 8 ortaya yapıyor, diğer 8. Onur Kolay mı hocam ortaya yapıyor? Evet. O takım arkadaşım. Onur Kolay. Altyapıdan çıkıyordu ben futbol oynarken daha. Onur ben Kolay attı pası. 8 pasını. Diğer 8 de Yunus Emre Yalçın galiba. O da Van'a gitti. Sakatlıktan çıktı. Geçmiş olsun diyeyim kendisine de buradan. Evet. Önemli 2 oyuncu. Hocam. Çok güzel golmüş gerçekten o uçarak. Evet ben de çok şimdi izleyince ben de çok beğendim tekrar. İzleyince ben de çok beğendim. Maşallah. Burada son olarak sevinç de bu kadardı. Hazır bu enfes golü de izlemişken stüdyo konuğumuz Hakan Yılmaz'a dönelim o zaman. Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk.
sizi ağırlamak gerçekten çok hoş bizim için. Kırmadınız bizi, geldiniz. Ben teşekkür Sizin haftanız ederim. Nasıl geçti? Güzeldi, sorunsuz, sağlıklı. Ben de bu programın birçok misyonu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkemizdeki alt dik düşüncesini daha çok öne çıkartan, buralara dokunmanın zor olduğunu herkes biliyor. Çok güzel program yapıyorsunuz. Bu ligin kıymetini anlatıyorsunuz. Bence çok önemli bir misyon. Teşekkür ederiz hocam, güzel sözleriniz için. Dosyamızı açmadan önce YouTube kanalımızı da hatırlatmış olalım izleyenlerimize. Canlı yayınlarımızı izleyemeyenler İkincilik Futbol Dosyası YouTube kanalımızdan, canlı yayınımızdan bir ya da iki gün sonra izleyebilirler programımızın tekrarını diyelim ve Beyaz Grup'la başlayalım. Beyaz Grup'ta haftanın sonuçları gelsin. Bu hafta çift maç haftasındaydık, bu haftayı baz alıyoruz. Hesilaç Afyonspor 0, Vefa Grup Vanspor 1, Adıyaman Futbol Kulübü 0, Ankara Demirspor 3, Tuna Tarım Kırklareli Spor 1, Nazilli Belediyespor 0, 1461 Trabzon 1, Karacabey Belediyespor 0, Zonguldak Kömürspor 1, Ankara Spor 2, Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1, Altınordu 0, Serik Belediyespor 2, Beyoğlu Yeni Çarşı 0, Buca Spor 3, Bursa Spor 0, Esenler Erok Spor 3, Yeni Mersin İdman Yurdu 2. Beyaz grupta puan durumumuz gelsin. Evet, Vanspor 24 puanla lider. İkinci sırada Esenler Erok Spor, üçüncü sırada Ankara Spor, dördüncü sırada 1461 Trabzon, beşinci sırada Nazilli Belediye Spor, altıncı sırada Buca Spor, yedinci sırada Ankara Demir Spor, sekizinci sırada Yeni Mersin İdman Yurdu, dokuzuncu sırada Diyarbakır, onuncu sırada Karacabey Belediye Spor, on birinci sırada Serik Belediye Spor, on ikinci sırada Beyoğlu Yeni Çarşı, on üçüncü sırada Hesilaç Afyon Spor, on dördüncü sırada Bursa Spor, on beşinci sırada Tuna Tarım Kırklareli, on altıncı sırada Adıyaman, on yedinci sırada Kırşehir, 18. sırada Altınordu ve 19. sırada Zonguldak Kömürspor. Puan durumumuz da bu şekilde. Liderin maçı ile başlıyoruz. Hesilaç Afyonspor evinde Vanspor'u konuk etti. Van maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Nasıl bir maç izledik Gökalp? Neler söyleyebilirsin maçla ilgili? Vallahi Vanspor kısa bir aradan sonra devam ediyor şeyine, rutinine devam ediyor. Deplasmanda aldığı çok kıymetli bir 3 puan var. Hesilaç Afyon için tehlike çanları çalmakta. Bir değişim beklemek herkesin artık ortak şeyi oldu. Genel anlamda hafta içerisinde bir değişim bekleniyor Hesilaç Afyon için söylüyorum. Hangi hafta içi abi? Bu hafta mı öbür hafta mı? Bu hafta içi bekleniyor. Evinde kaybettiğin maç, ya Vanspor'a kaybediyorsun. Yani çok hani sıradan bir takım değil. Yani 9 maçta 8 galibiyeti olan bir takıma kaybediyorsun ama yine de 1-0 da olsa kaybediyorsun yani. Hesilaç Afyonspor 13. sırada 1 galibiyette. Dolayısıyla Vefa Grup Vanspor'u tebrik ediyoruz. Hesilaç Afyon'a da içinde bulunduğu sarmaldan bir an önce çıkmasını diliyoruz. Çünkü Afyon şehir takımlarına karşı bizim hassasiyetimiz vardır. Bir şehri temsil ederler. Afyon şehri de futbola teşne bir şehirdir. Ya şimdi Van olaylı maçtan sonra bir hafif bocalar gibi oldu sonraki hafta. Ama son iki haftadır kazanıyor yine. Onlar da dikkatlerini dağıtmadılar. Bu yetenek hocanın da buna katkısı çok fazla. Teknik adam olarak. Tabii hocam ne der bilmiyorum ama. Teknik adam olarak o bir çalkantılı dönemden eski rutine geçiş, yine galibiyet serisine dönmek teknik adam becerisidir aynı zamanda. Kutlamak lazım. Erhan Hocam eklemek istediğiniz. Öncelikle Afyon Spor'da problem var. 9 yemiş, 4 atmış. Hı hı. 4 golün ikisini atan Ergin Keleş de kadro dışı. Hocayla bir tartışmalar olmuş. Oynamıyor 2-3 haftadır. 2 hafta mı oldu, 3 hafta mı oldu tam? Evet, ben Ankara Demir maçında da görmüştüm. Burada şimdi büyük ihtimalle gözüken, Afyon için söyleyeyim, bir hoca değişimi olur, Ergin Keleş'i affederler gibi bir düşüncem var. Ama bakacağız ilerleyen günlerde. Van Spor için Harun Kavaklıdere takım arkadaşım yine gol atmış. 4 golü oldu 9 maçta. Zaten iyi bir oyuncuydu. Antalya Spor'u Süper Lig'e yakalamıştı Bodrum Spor'dan. Mustafa Sarıgül için bir ayrı parantez açmamız lazım. Van Spor teknik direktörü. Ya, çok beğendiğim bir antrenör. Oyun anlayışını özellikle. Şimdi kavgalı bir, problemli bir Zonguldak Kömür maçı. Sonra bir mağlubiyet 1461 Trabzon'dan. Sonra takımı yine 2 haftadır kazanıyor. Hı hı.
tebrik ederim. İyi yoldalar. OneSpor zirve yarışından kolay kolay kopmayacak gibi. Evinde bu hafta Diyarbakır ile oynuyor. Bu haftayı da kayırsa atlatabilirse. Şimdi Diyarbakır de son 3 maçta 1 puan aldı. Antrenör değişikliğine gitti. Zor bir maç olacak Van için. Bu hafta OneSpor'un mesela bu hafta kazanabilirlerse şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olur. Puan kaybetmemesi lazım. Bu hafta özellikle çok önemli bence. Afyon değişimi için senin yorumun nedir? Çünkü değişim deyince bizim aklımıza sen geliyorsun. Afyon bence bugün hoca değişmiştir bile. Ama bakacağız. Şimdi yanlış bilgi vermeyeyim. Peki. Yarın bakarız, kontrol ederiz. Peki. Hakan Hocam, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bu değişimle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Şimdi böyle zamanlarda kurbanlar hocadır. Evet, maalesef. Şimdi oradaki hoca arkadaşımı da tanıyorum, benim arkadaşım. Tabii bunları söylemek yorumcular için kolay. Bir de hoca tarafından bakıp onun empatisini yapmak lazım. Zor. Maça gelirsek, Afyon takımı, evet, Afyon Spor Kulübü içinde bulunduğu pozisyon itibariyle çok sağlıklı bir sezon başı dönemi geçiremediler. Yönetimsel ve takımsal problemlerden. Bu da devam ediyor şu anda, bu problemler. O yüzden çok fazla Afyonspor'la alakalı yorumda bulunmadan OneSpor'la alakalı birkaç cümle söylemek lazım. İyi bir geçiş takımı. Deplasmanlarda aldığı galibiyetler de bunu anlatıyor. Belki başka oyunsal arızalar olabilir ama geçiş, tam bir geçiş takımı diyebiliriz. Özellikle ön taraftaki birkaç oyuncusunun buna yatkın olmasından dolayı. Ama ben burada kıymetli olan şeyin kesinlikle deplasmandaki Trabzon yenilgisinden sonra çabuk adapte olup dönmelerinden dem vurmak lazım. İyi döndüler ve buna devam ediyorlar. OneSpor takımının büyük bir şehir takımı olduğunu düşünürsek yukarı gelmesinde futbol açısından baktığımızda iyi olur, güzel olur diyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz söyledikleriniz için. Ya ben Afyon'u seviyorum. Benim favorilerimden biri. Umarım en kısa zamanda toparlanırlar. Diğer maçıma geçiyorum. Esenler Erokspor evinde yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti. Esenler maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Erhan hocam, yeni Mersin İdman Yurdu geçen hafta mağlubiyetle tanışmıştı zaten. Bu hafta da mağlup oldu. Öncelikle yeni Mersin İdman Yurdu'ndan başlayarak Esenler Erok'un galibiyetini değerlendirmeni istiyorum. Şimdi yeni Mersin İdman Yurdu ile alakalı, geçen hafta çarşamba programı yaptık ya, iki maç oynandı. Evet. Geçen hafta çarşambaya kadar mağlubiyeti olmayan bir takım demiştik. Burada nazar değdirdik galiba yeni Mersin İdman Yurdu'na. Ama bütün Türkiye'de değdirdiniz canım. Sadece bizden kaynaklanmamıştır. Ya yeni Mersin İdman Yurdu ile ilgili söyleyeceğim, mesela kaleci Sertaç bana çok güven vermiyor. Yani bu ligde oynayabileceği inancında değilim. Yedek kaleci de almamışlar Sertaç'a. Belki hani yedek bir kaleci olsa biraz daha belki daha performans artabilir. Çünkü genç kaleciler almışlar. Full bu sezon Sertaç oynayacak gibi gözüküyor. Yeni Mersin İdman Yurdu'yla ilgili söyleyeceğim ilk şey bu. Özcan Kızıltan gibi bu ligi bilen tecrübeli bir hocaları var. Ya 13 puanları var. Şimdi ligde yeni çıkmış bir takım. Yani playoff hattında olmak istiyorlar. Arada olur yani. Hiç yenilmeyen takım yok. Barcelona'da yeniliyor, Real Madrid'de yeniliyor. Bu hafta Afyonspor'la evlerinde oynayacaklar. Şimdi iki mağlubiyetten sonra işte illaki kazanmak isteyeceklerdir. Bu hafta telafi edecekleri bir maç var bence önlerinde. O yüzden çok problem olmaz. Esenler Erokspor'da da Mehmet Altıparmak'a tebrik ederim. Geçen sene ikinci yarı gelmişti zaten takımın başına. Tespitlerini bence, analizlerini çok iyi yapmış takımla alakalı. Üst ligden aldığı oyuncuları gönderdi. Alt ligden de daha, mesela kaleciyi alt ligden aldılar, üçüncü ligden Ercüment'i. Yıllardır tabii bu liglerde oynadı ama bu yaptığı takım ayaklar yere daha sağlam basan bir takım olduğunu zaten söylemiştim. Kazana kazana gidiyorlar, tebrik ederim yani. Gökalp, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yani galibiyet serisi 3 beraberlik, 3 galibiyetin arkasından 3 de mağlubiyet gelirse Afyon'da, Mersin'de biraz işler karışır. 3 mağlubiyet üst üste değil, Mersin kaldıramaz yani. Bu hafta kritik mi Mersin kritik için? Afyon maçı kritik. Çünkü herkes galibiyet bekliyor artık. Evet. Yani bu serinin sona ermesi ve kırılmayı bekliyor. O kırılma gerçekleşmezse bütün Mersin'de soru işaretleri başlar. Mersin'de şehir taraftarı olan bir camia. Ha, tabii canım. Süperlik görmüş bir camia. Esenler Erok'la ilgili ne söyleyebilirsin peki? Vallahi ben Mehmet Altıparmak'ı tanırım. İlmek ilmek Esenler Erok'u oydu. İlmek ilmek dantel gibi ördü yani, yapacak bir şey yok. Ben güveniyorum da Mehmet Hoca'ya. Esenler Erok da hakkını veriyor. Oyuncular da hakkını veriyor.
Hoca da hakkını veriyor. Allah yollarını açık etsin. Hakan hocam, sizin söylemek istediğiniz şey. Abi şey düzelteyim. Şey Sertaç bugün oynamamış ya. Pardon. Şey, genç kaleciyle oynamışlar zaten. Sertaç geçen hafta sonu iki maçta oynadı. Onu da düzelteyim hemen. Çift maç haftası olunca evet. Tabii kadrolar da değişince karışıyor bazen. Esenler takımı, ben takımdan ziyade kulüp noktasına değinmek isterim. Buyurun. Belki de Türkiye'deki Süper Lig takımlara dahil en sorunsuz kulüplerden bir tanesi. Açıkçası bu kadar olumlu şartların içinde mücadele etmek oyuncu grubu için, hoca grubu için çok kıymetli. Bu grubun ağır favorisi Van ve diğer adaylarla birlikte, Trabzon'la birlikte. Ama ben açıkçası Metin Bey gibi Erok takımını şanslı görüyorum. Ama içimden geçen şehir takımlarının yukarı gelmesi, daha az İstanbul takımlarının olması. Bu da benim kendi içsel düşüncem. Hocam yeni Mersin için izleme fırsatı bulabildiniz mi? İzledim. Onunla ilgili de birkaç cümle alsam. Bence şu ana kadar aldıkları puan iyi puan. Beklentinin üzerinde puan aldılar. Hedefte gibi gözükseler de açıkçası önlerinde çok ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Takımsal oyuncu olarak da çok dolu bir kadroya sahip değiller. Özcan Hoca şu ana kadar bence iyi iş yaptı. İyi iş çıkardı. Tebrik ediyorum hocamı da. Ama çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum hedef noktasında. Teşekkür ederim. Bir tane harcamalar lazım devre arasında. Ben Silman Yurdum. Transferi açık açık hocam bayağı adam azlar. Sezon başı. Sonraki maçıma geçeyim mi? Zonguldak Kömürspor evinde Ankara Spor'u ağırladı. Ankara Spor maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Gökalp, neler söyleyebilirsin maçla ilgili? Zonguldak Kömürspor'un kötü gidişatı sürüyor. Ya bu maç Zonguldak Kömürspor için tam bir saylanmaz maçı. Yani hoca gönderdi, hoca değiştirdi, maça çıktı. Hoca bir antrenmana çıktı sadece. Şenol Demir Zonguldak Spor'un tekrar başına geçti. Ankara Spor zaten özellikle deplasmandaki başarılarıyla dikkati çeken bir takımdı. 2-0 öne geçtiği maçta 2-1 yaptı Zonguldak Kömürspor. Nefesi bu kadar yetti. Zonguldak Kömürspor ligin dibine de demir attı. Şenol Demir Hoca devre arasına kadar mümkün olduğunca puan toplamaya çalışacak. Nereye kadar toplayabilirse devre arasında da transferle bu takımın güçlenmesi lazım. Yoksa yani o kabus günler geri gelir. Öyle görünür yani. Erhan Hocam. Şimdi Şenol Hoca geçen sene son 5-6 hafta kala bıraktı. Niye bıraktı? Niye gitti? Şimdi niye geldi? Mesela bir ilginç bir gariplik var yani burada. Geçen seneden mesela bu senenin planlanmasını yapsa Zonguldak Kömürspor için farklı şeyler konuşuyor olabilirdik şu an. Şimdi işçilere milli takımı dedik. İşte taraftarı var, camia dedik. Ama Zonguldak Kömürspor enteresan işler yapıyor. İlk 5 maç fikstürü zordu Mustafa Hoca ile beraber. Bunu zaten söylemiştim. Ya bu sene benim için Zonguldak Kömürspor düşmenin en büyük adayı. Ama bakacağız. Ankara Spor için de geçen hafta Kırklareli'ni kazanabilseydi zirveye ortaktı bu hafta. Geçen haftaki kaybettiği 2 puanı ilerideki hafta arayacak gibi gözüküyor. Çünkü çok iyi gidiyorlar maçta. Sağlam gidiyor onlar da. Ne yaptıklarını biliyorlar sahada. Hep maçlarında izlediğimiz takım zaten. Ya Bursaspor'a mağlup olmasalardı ya da geçen hafta kazanabilmiş olsalardı. Gerçi yine liderle Van Spor'la aralarında 4 puan var ama biraz daha kredi yapabilirdik. Ben mesela futbol oynarken hocam hep şey düşünüyordum. İlk yarı bir 20 puan yapalım düşmemeyi hani bir garanti edip 40 puan ya genel düşme şeyi. Ankara Spor 20 puanı yapmış. Şimdi altta işi yok yani 20 puan yapan takımın. Üstte de artık alabildiği kadar puan alıp playoff'un içinde olmaya çalışacak herhalde. Ama zirveyi istiyorsa Kırklareli gibi geçen haftaki gibi maçları kazanmak zorunda. Hocam sizin de böyle şeyiniz var mıydı? Hani 20 puanı bir yapalım, işte düşmemeye o şey yapalım gibi. Ya Erhan'ın düşüncelerine katılıyor musunuz? Tabii Erhan eski kaleci olduğu için. Şimdi ben devreye 30 puanla giren takımların, 30 ve üstünü yapan takımların tamamını playoff yapabileceğini düşünüyorum. Zaten yapar. Yani 30 ve üstü alıp devreye girerse çok yüksek ihtimal içeride olur. Dediği gibi 20 üzerinde yapan takım ikinci yarı çok sallansa da zaten 37-38 barajını düşünürsek 3-4 maç onu ligde tutar. Ama ben dediğine katılıyorum. Erhan'ın şöyle
Grupta transfer yasağı olan tek takım Bursaspor. Muhtemelen onlar devre arasında transfer açacak gibi görünüyorlar. Geçen hafta Başkan Bağlan açacağını söyledi hocam. Böyle bir çalışmaları var. Onlar da açar ise o zaman bu grupta aday çoğalır. Bursaspor'u yarışın içinde mi görüyorsunuz hocam o zaman? Yani açılırsa eğer tahta. Hayır, ben yukarısı için aday görmüyorum. Aşağısı için. Aşağısı için aday görüyorum. Camialar büyük olsa da sahada camia oynamıyor. Oyuncuya da ihtiyaç var. Doğru. Burada Zonguldak'ın artık Metin abinin memleketi olduğu için biraz oraya dokunmak istiyorum. Zonguldak'ın artık bu rutinden çıkması lazım. Yani her sene hep o seviyede gidip sürekli bu modda olması bir kulüp için iyi bir şey değil. Özellikle ciddi bir taraftar kitlesine sahip, çok da benim tuttuğum, beğendiğim bir taraftar kitlesi var. Evet. Bence ilk olarak o moddan çıkması lazım. Artık yani her sene düşmeme modu veya oralarda kalma modu bence bir kulübün en büyük sıkıntısı diye düşünüyorum. Ankara Spor çok düzenli bir kulüp. Ben onların bu yarışın içinde olacağını düşünüyorum. 30 bandını yakalayıp içeri gireceğini düşünüyorum devreye kadar. Mustafa Özer hocam şu an mesaj atmış. 13 puanımız diyor, hakemler sayesinden gitti diyor. Şenol Demir'den önceki teknik direktörümüz. Evet. Zonguldak Kömürspor'un düşeceğine inanmıyorum diyor. Düşmez diyor. Selamlar diyor. İzliyorum şeyi. Bizden de Mustafa hocama selamlar. Bakalım selam hocam. Olsun. Selam olsun. Gerçekten sevdiğimiz bir teknik adam gerçekten. Bu arada hani fark ettiniz mi bilmiyorum. Hep kulüplerde eski teknik direktörlerini geri çağırma, hani tekrar onlarla bir birliktelik kurma yarışı var. Yine Bahattin Güneş mesela, İnegöl, işte Şenol Demir, Zonguldak Kömür. Bunu da retroya bağlıyorum. Bu ara herkes eksine aman dönüyor yani. Ben izliyorum, ciddi ciddi oturdum. Yok ama şimdi Şenol Hoca mesela. Efendim bir iki cümle alabilir miyim? Sonraki maçıma geçeceğim tamam, şimdi. Lisesine ayrılmasa senenin planlamasını yapsa. Bahattin Hoca İnegöl'de. Lisesine ayrılmasa senenin planlamasını tamam yapsa. Tamam işte bazen olur. Böyle birbirini çok seven iki kişinin ayrılması gerekir. Sonra tekrar birleşmek için. Hadi bakalım. Ayrılıklarda sevdaya dahil mi oluyor? Evet, aynen öyle. Sonraki maçıma geçiyorum. 1461 Trabzon evinde Karacabey'i ağırladı. Trabzon maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Benim yeni favorim 1461 Trabzon. Gökalp sen ne dersin? Benim bilmiyorum. De yeni favorim Ercüment Coşkun der. Maşallah gelmesiyle beraber. Benim de yeni favorim Ömer Kahveci. O gol yemedi daha 5 maçtır. Yani kimya mı tuttu? Biyoloji mi tuttu? Hangi fizik mi okudu? Tuttu? Ne? Hangi fizik kanunu nereden ne oldu bilmiyorum ama Ercüment Hoca'ya Trabzon'a iyi geldi. Trabzon Ercüment Hoca'ya iyi geldi. Maşallah gerçekten. Geldiği gibi aldı götürüyor. Bakalım hayretle takip ediyoruz. Adam 5 maçtır kazanıyor hala lider değil abi. Karacabey de 1-0 kazanıyor 1-0 kaybediyor maçları. Yani bulunduğu yer 10'unculuk falan o seviyede bir yerde ama. Tam 10'uncu. 10'uncu mu? O seviyede bir yerde ama dediğim gibi ya 1-0 kazanıyor 1-0 kaybediyor. O da ilginç bir kulüp. Ben Karacabey'i canlı izlediğim için ya bence kaliteli bir kulüp, yani kaliteli bir takım, kulüp demeyeyim. Daha üst sıralarda olmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum Erhan hocam bana katılır mı? Karacabey'de şimdi Erdoğan Hoca, Erdoğan Yılmaz Trabzonlu zaten. Trabzonlu olduğu için Trabzon'da daha çok koşan, basan, mücadele eden, pes etmeyen bir oyun anlayışı vardır. Erdoğan Hoca'da zaten bu var. Daha önce Offspor'da falan da şampiyonluk yaşadı. Tam Erdoğan Yılmaz'ın takımı bence bu Karacabey takımı. Mücadele ediyor. 1-0 atarsa kazanıyor. Önce savunma yapıyor. Yerse kaybediyor gibi. İşte o yüzden hep 1-0 bitiyor abi. Hocayla alakalı bence. 1461 Trabzon'da da 8 maç, yenilen 1 gol, atılan 14 gol. Ercüment Hoca'yı tebrik ederim. Alkışlarım yani hatta. 5'te 5 yaptı. Bir de sezon başı ben demiştim Ömer Kahveci oynar diye. İlk 3 maç mesela Özkan'la başlamışlardı. Özkan da iyi bir kaleci. Ama Ömer Kahveci bu ligin üzerinde bir kaleci. 1461 Trabzon takımı kaleci açısından ikinci liglerdeki en şanslı takım. Hakan gol de atıyorlar Ercüment Hoca geldikten sonra. Şimdi 5 maçtır gol de yemiyorlar. 3-0, 1-0, 4-0, 3-0, 1-0. Ercüment Hoca'nın skorları. Diyarbakır'da gol atmadan kazandı 1-0. Orası ayrı ama günün sonunda şanslı Ercüment Hoca'ydı yani. 5'te 5 ne diyelim? Tebrik ederiz yani. Bu haftada
Ankara Spor'la oynuyorlar. Virgül koyup duruyorsun artık, bir nokta mı koysak? Bu hafta Ankara Spor'la oynuyorlar deyip hocam adı. Trabzon takımı Karacabey maçı. Şimdi ben bu ligde aslında oyuncular arasında çok büyük farklı, çok büyük farklılıklar yok. Birkaç oyuncu çok belirleyici olabilir. Ama bu grupta birkaç takımda ciddi bir oyuncu kalitesi var. Hatta ben bununla alakalı şunu söyleyebilirim. Belki de Türkiye liglerindeki en büyük oyunsal kalite farkı bu sene yaşanıyor. Ben kendi ölçülerimde, içsel değerlendirmede Türkiye ikinci lig tarihinin en kötü sezonu olduğunu düşünüyorum. Kalite olarak en kötü sezonu olarak bakıyorum bu sezona. Kalitenin bu kadar düştüğünü hiç görmedim. Süper Lig'de de Fenerbahçe ve Galatasaray'a rakip olamamış bir lig ilk defa bu sene yaşanıyor. Yani takımların puan alamadığı bir lig yaşıyoruz. Yani Galatasaray, Fenerbahçe'ye Anadolu takımları gol atamıyor. Yani bu kadar büyük fark var. Bu senenin böyle olması çok enteresan geliyor bana. Bizim ligimizde de açıkçası ilk defa bu kadar kötü olduğunu düşünüyorum ligin. İki grup içinde söylüyorum bunu. Tesadüf mü böyle mi oldu bilmiyorum ama Süper Lig'de de aynı şeyi görüyorum. Demek genel ülke ekonomisiyle alakalı bir şey de olabilir hocam senin söylediğin. Bütün dünyada orta direk kavramı ortadan kalktı. Artık zenginler ve fakirler, o şeyler orta direk. Taban ve tavan mı var diyorsunuz? Taban ve tavan var artık. Şimdi bu hem Süper Lig'de hem ikinci ligde hem birinci ligde oluyorsa bu genel bir şey demek ki. Ama şu an şöyle bir şey var. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan kim puan alacak? Zor hocam, Beşiktaş biraz rekabet edemez. Yani evet. Herkes şu anda, yani örneğin bu Fenerbahçe Hatay maçı var. Acaba Volkan Hoca puan alacak mı? Veya işte Galatasaray Beşiktaş maçı var. Beşiktaş puan alabilecek mi? Daha Anadolu takımlarının hiç bu kadar geriye gittiğini hatırlamıyorum ben. Evet hocam. Aynı şey iki grupta da kayıt açısından söylenebilir. Sonraki maçıma geçiyorum. Tuna Tarım Kırklareli evinde Nazilli'yi ağırladı. Kırklareli maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Osman Karakahya telefon attığımızda. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz Osman Bey. Güzel galibiyet, evet. Kırklareli adına. Nazilli'den alınan bir ben galibiyet. Ben sizin kazanacağınızı bilsem seni daha önce bağlardım Osman. Evet, biraz böyle umutlu geldi gibi oldu şu anda. Şimdi öncelikle hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum hepinize. Şimdi Kırklareli Spor takımı tabii lige çok kötü, belki de son 10 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Bu bağlamda da zaten 3 hafta önce de hoca değişikliğine gitmek zorunda kaldı kulüp. Değişiklik, şimdi baktığımızda Taner Aras Hoca Kırklareli Spor'un eski oyuncularından. Takımı iyi tanıyor, şehri iyi tanıyor. Nasıl müdahale edeceğini açıkçası bence tespit etmiş ki bu doğrultuda takıma da hamleler yaptı. Ben bugün takımda şunu gördüm. Bir hava yakalamış hissettim. Hatta maçın 2 dakika 51 saniye olmuştu başlayalı. Yanımda beraber izlediğimiz arkadaşlarıma döndüm. Dedim ki onlara, Kırklareli bugün maçı kazanacak dedim. Hocam dediler, nasıl bu kadar çabuk karar verdin? Daha 2 dakika 51 saniye olmuş skorboard'a baktığımızda. O havayı ben hissettim. Daha ikinci dakikada tribünde ben onu hissettim. Çünkü çok istekli bir takım vardı sahada. Zaten Taner Hoca'ya da baktığınızda son resmi 3 maçta 2 beraberlik ligde, bir tane de kupada galibiyetle yenilmeden devam ediyordu. Bugün de onu perçinleyerek galibiyetle yoluna devam ettirdi Kırklareli Spor'u. Şimdi ben sadece 3 puan alması önemliydi Kırklareli Spor'un. 9. hafta oynandı çünkü bugün. Sıralamada da yerini belirlemek adına yukarıda mı devam edecek, yoksa düşmeme potasında mı devam edecek, bu Kırklareli Spor adına çok önemliydi. Bu bağlamda da aldıkları galibiyet bugün gerçekten şehri de çok mutlu etti. Hepimizi çok mutlu etti. Oyuncular da çok mutluydu. Yönetimle de ben müsabakadan sonra görüştüm. Onlar da çok mutlulardı. İnşallah devamı gelir. Tabii Nazilli'ye de ben bir parantez açmak istiyorum. Gökalp Bey biraz merak da etmişti. Onunla alakalı evet. Söyleyeyim. Yani ben lig ikincisi bir takımın nasıl bu kadar düşük seviyede bir futbol oynadığını ben çok merak ettim bugün açıkçası.
Ya bu bana çok garip geldi. Bilmiyorum Nazilli izlediniz mi? Yani 9 müsabakadır nasıl ikinci sırada tamamladılar burasını? Ben buna çok şaşırdım. Çünkü bugün Nazilli spor, futbol falan izleyemedim ben, göremedim yani. Bir atakları yoktu, hiçbir etkinlik yapmadılar, hiçbir yani şablona sığmadılar yani, olmadı bugünkü oyunları. Ya henüz biz de canlı izleyemedik Nazilli'yi, o yüzden ben çok yorum yapamayacağım açıkçası. Ama bu çift maç haftasının kazananlarından biri de Kırklareli, 4 evet. puan. Ankara Spor deplasmanında da bir puan çok değerliydi yani, şahsi fikrim. Gökalp, sormak istediğim bir şey var mı Osman Bey'e? Vallahi öncelikle tebrik ediyoruz. Tabii Taner Hoca kendini belli etmişti zaten. Yani açık söylemek gerekirse. Her an galibiyet alacağına sıra gelmişti. O 2 dakika 51 saniyede değişen havayı sana sorgulatan, biz bu maçı alırız dedirten ne oldu Osman? Sahada gördüğün ne oldu? Müsabaka başladığı gibi bütün oyuncuların hareketli olması birinci etkendi ve Taner Hoca'nın kenarda, yani şöyle söyleyeyim, maçı yaşıyor Gökalp abi. Maçı resmen yaşıyor yani, çünkü oyunculuğunu da biliyoruz Taner Hoca'nın. Maçı çok ciddi derecede yaşıyor ve takıma çok hakim. Yani işte kulübeden bir oyuncu geldiğinde oyun içinden hemen su getirilmesini, işte direktiflerini, oyuncularla gidip ısınan oyunculara birebir kendi ilgilenmesi. Yani bunların hepsi aslında çok dikkat çekici özellikler. Ben biraz da hani futbolu genel bakışla izliyorum. O yüzden sahanın her tarafını görmek için iyi bir konumda maç izlemeye çalışıyorum. Hangi stada gidersem gideyim. Bu doğrultuda ben Taner Hoca'yı iyi analiz ettim. Başarılı olacak gibi geldi bana bugün de. Çünkü çok havayı yani hissediyorsun. Bir de ben oyunculuk döneminden de bende o herhalde bir hissiyat kaldı. Onun o doğru orantılı yani bendeki hissiyat. Anladım, onu hissettim ben de. Yani bundan sonraki haftalarda da Kırklareli'yi çok yakından ve dikkatli izleyeceğimizi söyleyelim o zaman biz de Osman Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ve şunu söyleyeyim yani belki maç 3-4-0'da bitebilirdi yani. 2 tane çok ciddi direkten dönen top vardı, karşı karşıya kaçan pozisyonlar. Yani böyle de bir müsabaka oldu bugün. Yani skora çok aldanmayalım yani 1-0'a. Bundan sonra galibiyetlerde buluşuruz o zaman diyelim. Hatta inşallah diyelim sizin adınıza da. Osman İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Rica ederim. Özellikle Taner Hoca'nın verdiği mesajlar konusunda, vücut diliyle verdiği mesajlar konusunda aydınlandım. Onu söyleyebilirim. Çok İyi teşekkür yani, ediyoruz. O konuda emin olun yani. Benim tespitim doğrudur o konuda. Takipteyiz. Görüşeceğiz yine. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. İyi akşamlar Osman Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok üzerine denk geldi. Yani az önce söylediğimiz şey kalite. Ligin ikincisi hiçbir şey oynamıyor diyor. Yani konu bu aslında. Ama şimdi Nazilli sezon başı kampı geçirmemişti. Nazilli sezon başı kamp yapmadı ya. Mesela kalecisine baktım. Son 3 senede 25 maç oynamış. Bu sene belki 30 maç oynayacak. Hı hı. Böyle son gün toplanmış bir takım hocam. Kamp yani işte ligin ya. Kalitesinden kastımız bu. Hı. Son gün toplanan takım 19 puanda şu an. Yani işte buraya bakmak lazım. Canlı izleyemedik işte. Dediğim gibi canlı izleyebilseydik net bir yorum yapardık ama. Ama Nazilli de bundan sonra düşüş olur. Çünkü sezon başı oyuncular dinlenikti. Kamp yapmadılar ya hocam. Konsantrasyon diğer takımlara göre daha belki enerjikti. Her şeylerini vermişlerdir. İlla ki fiziksel olarak da aşağı gelmezler mi? Kamp yapmayan takım hocam. Mutlaka geriye gidebilirler. Yani aslında bu süreç çok ikna edici bir zaman dilimi değil lig için. Peki. Ama Nazilli Belediyespor'a ilk toplandıkları gün deselerdi ki ligin sonunda şu an 9 haftada 19 puanları var. İlk yarının sonunda 19 puanınız olsun mu deselerdi kabul ederlerdi. Şu an 9 haftada 19 yapmışlar, tebrik ederim. Yani bir, onlar da bir alkış hak ediyorlar. Kırklareli de 3 haftadır gol yemiyor Taner Araz'la beraber. O Taner Hoca'yı da tebrik ederiz. Peki. Sonraki maçıma geçiyorum. Buca Spor evinde Bursa Spor'u ağırladı. Buca Spor maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. İbrahim Cezayir telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nurgül'üm, merhabalar. Hocam sesiniz çok enerjik geliyor. Maçı da izlediniz. Teşekkür ederim. Güzel bir maç. Çok keyifli. Gökalp abi merhabalar. Eren hocam. Hocam hoş geldin. Özlemiştik seni. Çok teşekkürler. Çok özledim. Sizleri görmek çok keyifli, çok güzel. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz sizin sesinizi duyuyoruz ama olsun. Çok yakında sizi de görürüz inşallah hocam. İnşallah. Çok memnun olurum inşallah. Buyurun. Hocam, Buca Spor Bursa Spor maçındaydınız, maçı izlediniz. Neler söyleyebilirsiniz evet. bize maçla ilgili? Hemen şöyle bir yorumlayayım. Bursa Spor'un
oyun kalitesinin daha iyi olacağını tahmin etmiştim maç öncesinde. Ama ilk yarı çok iyi kapanan ama geçiş yapamayan bir Bursa Spor izledik. Aslında alanları çok iyi kapattılar, kompakt oynadılar. Ama çok sert bir savunma yapan bir takım görüntüsü vermedi Bursa Spor. Zaten maçın 44. dakikasında da uzaktan şutla gol yedi Bursa. Ama Bursa Spor'un daha iyi geçişler yapabileceğini, daha iyi bir oyun kurgusuyla oynayacağını tahmin etmiştim. Ama işte Berat, Çağatay, bir de Yusuf biraz iyi performans gösterdi. Diğer oyuncular performansın altında kaldı. İkinci yarıda zaten 1-0 demoralize oldular zaten. İkinci yarıya başladığında da bu kez biraz önde basmaya çalıştılar. Arkalarda çok boşluklar bıraktılar. Hemen hemen işte 55-56'larda arka arkaya iki gol yiyince Bursa Spor tamamen oyundan koptu. Yani çok yüksek bir baskı yapamadılar. Topun arkasını hızlı geçemediler. İyi alan kapatamadılar. Zaten deplasmanda sert bir oyun oynamadılar. Bu da Bursa Spor'un çok vasat bir oyunla 3-0 mağlup olup bayrılmasına sebep oldu. Ama biraz daha iyi bir Bursa Spor bekliyordum. İşleri çok zor. Yine de bu oyun tabii hafta içinde, hafta sonunda oynadılar. Şimdi hafta içi maçı belki yorgunlar ama bilmiyorum. Bu oyun performansı biraz Bursa Spor'u zor duruma sokabilir. Umarım toparlarlar. Hocam ben Buca'yı burada izlemiştim. Ya sözünü kesiyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Buca ile alakalı hemen bir soru soracağım da onun üzerinden cevap verebilirseniz bana çok sevinirim. İlk yarı Ankara Demir karşısında çok sıkıcı bir Buca Spor vardı. Böyle geç mi açıldı diyeyim, hani ikinci yarı daha aktifti. Bu maçta da öyle mi oldu, bunu merak ediyorum. Kesinlikle çok iyi bir tespit Nurgül Hanım, kesinlikle. İlk yarıda zaten çok kapalı bir savunmaya karşı Buca Spor oyun kurgusu problemi çözemedi. Aslında Ankara Demir maçında kadro değişikliğine baktığımızda Yasin'in yerine Taşkın oynadı. Orta sahada da Ahmet Aslan, işte Furkan, Taşkın üçlüsü vardı. Ama kapalı savunmaya karşı problemi çözemediler. Ama golden sonra Bursa Spor zaten ikinci yarı mecburen biraz daha ofansif oynamak zorunda kaldı. Alan boşlukları vardı. O boşlukları Berke ile İlhan Depe'yle çok iyi kullandılar. Zaten maçta da en iyi oyuncular işte Berke, İlhan Depe, bir de Mazlum'du. Bu üç oyuncu iyi performans sergiledi. Ama ikinci yarı daha coşkuluydu. Ama genel olarak baktığımızda Nazilli maçı, işte Beyoğlu maçının coşkusu bu maçta yoktu işin doğrusu. Belki hafta içi maçıydı. Belki çok ciddiye almadılar Bursa Spor'u. Ama ikinci yarı daha coşkulu bir Buca Spor vardı. Zaten goller arka arkaya gelince de bir havayı yakaladılar. 3-0'dan sonra da oyunu biraz rölantiye aldılar. Hafta sonunda maçları var. Ama ilk yarı oyun kurguları kapalı savunmaya karşı çok etkili olmadı Buca Spor'un. Bir 44 dakikada uzaktan şutla Taşkın gol attı. O kilidi çözdü. İkinci yarı biraz daha rahat bir oyun oynadılar. Genel anlamda baktığımızda Buca Spor daha önceki maçların altında kaldı kendisine göre. Ama çok ciddiye almadığı gibi görünen maçı da içeride kazandı. İçeride kazanma başarısı gayet iyi. Bütün maçları kazandı zaten. Çok keyifli bir maç olmadı. Çünkü Bursa Spor'un daha iyi performans vereceğini düşünmüştüm ama Bursa Spor'un gücü çok çok kötüydü gerçekten. Umarım diğer maçları bu şekilde oynamaz. Ama dediğiniz gibi ikinci yarıda Buca Spor gerçekten çok coşkulu oynadı. Maçı da bir önce kopardı. Sonrasında rölantiye alıp bu şekilde 3 puanı aldı. Buca'da benim gördüğüm kadarıyla ilk yarı bir karşı takımı çözme şeyi var. Çözüyorlar. Evet. İkinci yarıda işi hallediyorlar gibi. Gökalp, sormak istediğin bir şey var mı hocamıza? Vallahi çok güzel anlattı hocam. Maçı yaşadım ya. Teşekkür ederim Gökalp abim. Ben de sizleri keyifli izliyorum, keyifli dinliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten çok değerli bir yayın. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Arkan hocam, size de başarılar diliyorum hocam. En kısa sürede sizleri de sahalarda görmek istiyorum inşallah. İnşallah birlikte hocam. Hocam bir akşam stüdyo konuğumuz olmanı isteriz. Bir ayar yapalım, onur da bir Ankara'ya gel. Onur duyarım Gökalp abi, mutlaka geleceğim. Tamam. Dört gözle üzere. Bekliyoruz hocam o zaman. Çok teşekkür ederim hocam, sağ olun. Eren hocam, sevgiler saygılar, görüşmek dileğiyle. Hocam iyi akşamlar, çok teşekkür ederiz. Sağ olun, görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar Uygun'um, sağ olun. Sonraki maçı, şimdi Buca Ankara Demir maçını izledim ya. Sonraki maçla birlikte bir yorum yapacağım. Maçla alakalı. Çok keyifsiz bir maçtı.
Sonraki maçıma geçiyorum. Adıyaman evinde Ankara Demirspor'u ağırladı. Ankara Demir maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Şimdi dediğim gibi Buca Spor Ankara Demir maçını izledim. Şimdi taraftarlar bana gücenmesin lütfen. Sonra kızıyorlar bana. Buca Spor çok keyif aldığım bir maç çıkarmadı. Aksine ilk yarı böyle bir tık uykum geldi. Ne yalan söyleyeyim hani ağır olmasın ama. İki takım da birbirini tartıyor sürekli. Böyle net pozisyonları vardı Ankara Demir'in bu arada. Kıvanç çok iyiydi. Yani bayıldım. Gerçekten izlediğim en iyi kalecilerden biriydi benim. Erhan Hoca'sıyla çalıştı o yüzden. Çok net kurtarışları vardı. Çok iyi kurtarışları vardı. Yani 3 puanı Kıvanç aldı diyebilirim ben açıkçası maçta. Keyifli maç. Yani Kıvanç için keyifli bir maçtı. Buca Spor'dan Nihat Yılmaz şu an takımın spor direktörüydü. Ahmet Yıldırım ayrıldıktan sonra takımın başında hoca olarak çıkıyor. Hı hı. Çok sevdiğimiz bir insan. İki maçta 6 puan yaptı. İnşallah antrenör olarak devam ederler. Temennisiyle. Kaleci Kıvanç'a ayrı bir parantez açayım. Beraber takım arkadaşımdı. Abi futbolu bırak ben artık oynayayım diyordu. Hep bunu söylediğim şey zaten. İyi çok ki bırakmışsın Erhan da Kıvanç oynuyor. Tamam oynuyor. Maşallah çok da iyi oynuyor. Daha üst liglerde oynaması lazım. Takım iyi de takımda oynuyor. Çok da iyi oynuyor. Şimdi Buca Spor'un çok kaliteli bir takımı var hocam ama kalecileri çok puan aldı yani bu sezon. Geçen sene de öyle. Hatta Buca Spor ikinciye çıkarsa kendi penaltılarda çıktı. Kıvanç yine penaltı kurtarmıştı. Kıvanç ayrı parantez açmamız lazım. Orası ayrı konu. Bir de Gökalp abi burada bir programda Buca Spor'u tamamen değerlendirmiştik. Demiştim ki İlhan Depe 10 numara pozisyonda oynuyor. İlhan Depe çok hızlı, süratli bir oyuncu. Neden 10 numara pozisyonda oynuyor demiştim. Nihat Hoca geldikten sonra bugün kanatta oynadı ve 2 gol attı. Yani bu konuda da haklı çıktım. Edir abi bunları video halinde paylaşsak biz şu an daha fazla izlenme alırdık. Patlardı program. İlhan Depe'yi tebrik ederim. Kanatta oynayıp 2 gol attığı için. İlhan Depe 10 numara pozisyonda oynamaz. Yine aynı şeyi söyleyeceğim tekrar. Başka Ankara Demir'e gelelim. Geliyor muyuz Adıyaman Ankara Demir maçından mıyız? Evet. Efşan'ı burada eleştirmiştim stoper oynadığı maçta. Hı hı. Bugün sol beke girdi. Müthiş bir savunma beki olarak oynadı. Tebrik ederim. Yani iyi niyetiyle Ankara Demir Spor'da Celal Çırpanlı, liseden sınıf arkadaşım, takımın sportif direktörü. Maddi zorluklar içinde, çok hani büyük bir bütçe olmadan, düşük bir bütçeyle çok iyi bir takım yaptılar. Metin Hoca'yı tebrik ederim. İyi puan aldılar yani. Bugün de 3-0 kazandılar Adıyaman'ı. Net bir galibiyet aldılar. Ankara Demir'de en beğendiğim yine... Batuhan Süer. Tam onu diyecektim. Sağ evet, bek 3 golü var. Hocam Iğdır'dan aldılar. Evet. Gibi asist de yapıyor çok... Batuhan bu arada. Batuhan bek olarak oynamıyor zaten. Sağ açık olarak oynuyor. Arada da forvette oynuyor. Şimdi Batuhan sağ bek sağ önünde oynuyor. Efşan da mesela bugün. Hani bazen sol önünde falan giriyor. Stoper oynadığı maçta eleştirmiştim burada Ankara Spor maçında. İyi oynamadığı için. Ama bugün de alkışlayacağım. Çünkü skoru korumakta... İki tane stoperle beraber çok iyi iş başardılar. Adıyaman'a gelelim. Şimdi Adıyaman'dan bana 0-2 Cendere grubu mesaj atmış bugün. Bir anda çok mu geçtik Gökalp abi? Yok hayır estağfurullah. Tamam. Zevkle dinliyoruz. Şimdi yeni hocayla çıktılar takımın başında Mete Hoca. Öncelikle şeyle başlayayım. Mete Hoca şimdi yeni anlaştı 2-3 gün oluyor. Bütün Türkiye'de bir yardımcı antrenör aradı. Adıyaman'a da çalışmak isteyen yardımcı antrenör yok. Haftaya ayrılacağız diyor. Yardımcı antrenörlerin de şimdi antrenörlerin. İki hakkı olduğu için yıl boyu birini Adıyaman'da harcamak istemiyorlar. Gelen teknik direktörlerinde artık böyle bir problemi var. Bunu söyledikten sonra 02 Cendere grubunun mesajlarına geleyim. Şimdi depremzede bir şehir Adıyaman. Depremden çıkmış vatandaşlarımız var. Biletler 100 TL olur mu diyor Adıyaman'da. Olmamalı. Adam konteynerde kaldıklarını söylüyor. Konteynerde kalan vatandaşlar var depremzede vatandaşlar. Bu bilet fiyatlarını başkandan rica edelim 100 TL'den indirsin. 100 TL bilet olmaz. Şimdi adamlar doğru mu hocam? Süper Lig maçları... Aha. O kadar neredeyse. Yani taraftar da olan bir takım. Şimdi buradan bir mağduriyetleri var. Onu söyleyeyim. Takımlarından maç kazanmalarını istiyor. Rakip kaleci yere bile yatmamış. Takım elbise giyse diyor. Takım, yani süsü bozulmazdı diyor karşı kalecinin. Maçtan sonra da takımın sportif direktörü taraftar tepki gösteriyor diye ağzına alamayacak küfürler etti bize diyor. Bunu da kanayabilir miyiz dedi. İnşallah öyle bir şey yoktur diyeyim. İnşallah yoktur. İnşallah. Ama 02 Cendere grubunun İstekleri, talepleri, mesajları bunlar. İlettiğin için teşekkür ederiz biz de. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı Erhan'a? Adıyaman hocam. Metin abiyle biz program öncesi biraz sohbet ettik. Şimdi siz izin verirsen bir şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Adıyaman Futbol Kulübü, Adıyaman güzel bir şehir öncelikle. Başında da Adıyaman şehri, futbol kulübü ama Adıyaman. Ve bu kulüp Adıyaman'ı temsil ediyor.
bu kadar hoca sirkülasyonu, sevgili başkan Metin abiye hocalara şans veriyorum demiş. Ben başkanımıza, oyuncularımıza şans vermesini diliyorum. Öyle söylemek istiyorum. Çünkü her hafta hoca değiştiren bir oyuncu grubunun sahaya bir şey verme ihtimali olduğunu düşünmüyorum açıkçası. 6 haftada 6 hoca, bu ciddi bir problem. Yani burada çocuklara bir şey söylemek çok mümkün değil açıkçası. Doğru. Yani işe biraz gerçekçi bakmak lazım. Her hafta hoca değişirse kime adapte olacaklar? Nasıl antrenman programı uygulayacaklar? Ve bu işin bir açıkçası hiçbir esprisi de kalmaz. Böyle bir sirkülasyon herhalde dünya tarihinde yoktur. Bence hocalara şans vermekten ziyade o çocuklara biraz şans vermeyi düşünmeleri lazım artık diye düşünüyorum. Bu hafta Bursaspor'a mağlup olurlarsa en büyük düşman adayım Adıyaman FK. Deplasmanda Bursa'ya gidiyorlar. Erhan boş konuşmaz. Dikkate alalım. Sonraki maçıma geçiyorum. Serik Belediyespor evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı ağırladı. Serik maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Gökalp, İbrahim Başkan bir derin nefes almış mıdır? Bir oh çekmiş midir? Yani bu galibiyeti çok beklediğini biliyorum. Yani bir tane vardı, bir tane daha olmasını çok bekledi. Sezon başındaki kadro mühendisiyle ilgili problemi olan Serik Belediye alabildiği her puan kar. O klasik 20 puana işte ulaşmakla ilgili çaba gösterecekler. Sonra da devre arasında kadro mühendisliğinde yaptıkları hatayı telafi etmek için gerekli transferleri yapacaklar. Evet. Başka şansları da yok. Erhan. Beyoğlu Yeni Çarşı için söyleyeyim. Hep aynı şeyi söyledik. Sezon öncesi çok yıldız bir beklenti içerisindeydi herkes. Ama gittikçe rutine bağladı o da. Orada da bir sıkıntı var. Erhan Hocam bir iki cümle alayım. Reklama gideceğim çünkü. Engin Korukar Hocam'ı tebrik ederim. Savaşıyor. Mücadele eder. Benim de hocamdı. Yaşar Hoca'ya da selamlar. İbrahim Başkan da bu hakemler bıktırdı. Bir galibiyet alıp bir derin nefes almıştır. Beyoğlu Yeni Çarşı'da bir hava değişir yakın zamanda. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben bu maçı atlıyorum çünkü iki takımı da izlemedim. Peki. Beyoğlu Yeni Çarşı benim favorilerimden biriydi. İstanbul olduğundan olmasın. Ya alt liglerden izlediğim bir takımdı. Hani beğendiğim bir takımdı. Seriyi de zaten hani bizim takımımız biliyoruz. İkisine de başarılar dileyelim. Kırşehir evinde Altın Ordu'yu konuk etti. Kırşehir maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Nihayet. Nihayet. Sezon başından beri Kırşehir bu değil. Kırşehir bir şeydir. Futbol şehridir. Olmaz. Kırşehir'den mutlaka çıkış bekliyorum diye hocam. 9. haftaya kadar geldim. Nihayet Altın Ordu'yu aldı eline. 1-0, 3 puanını aldı cebine. Altın Ordu ile hala hayretler içerisindeyim. Nasıl böyle? Ben demiştim diye araya gireyim. Ben onunla gireyim. Alakalı abi. Açıkçası söyle. Altın Ordu'nun bence Altın Ordu misyonunu tamamladı. Problem bu. Uzun yıllar birinci ligde hedef koymadan devam etmek çok sağlıklı bir durum değil. Onun da realitesi bugün bu ligdeki enerji kaybı. Temel problem Altın Ordu'nun artık bu lig için enerjisi yok. Kulüp başkanının da yok. İçerideki oyuncu grubunun da yok. Mevcut kadro aslında özellikle bazı mevkilerdeki oyuncuların isimleri nedeniyle hedef koyabilecek durumda. Ama bunu İstediklerini düşünmüyorum. Bunun temel nedeni de enerjilerini kaybetmiş olmaları. Kulübün enerjisinde problem var bence. Olur. Erhancığım, sana bir virgül koyayım. Reklamdan sonra düşüncelerini alayım. Her şey sonunda iyi olacaktır. Eğer iyi değilse daha sonu gelmemiş demektir. Süper Lig finali vardı ya Altın Ordu'nun. Başkan dedi ya Süper Lig'e çıkmak istemiyorum diye. Üçüncü ligde başarılar o zaman. Deyip bir reklama gir. Peki. Kısa bir reklam arası ardından tekrar buradayız. İkincilik futbol dosyası Kırmızı Grup ile devam ediyor. Önce Kırmızı Grup'ta haftanın sonuçları gelsin. Kimler neler yapmış bir göz atalım sonuçlara.
Alagöz Holding Iğdır 2, Menemen Futbol Kulübü 1, Kastamonu Spor 2, Denizli Spor 0, Karaman Futbol Kulübü 1, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, İtimeskut Belediye Spor 0, İskenderun Spor 2, Kuzey Marmara Arnavutköy 1, Uşak Spor 0, İnegöl Spor 2, Sarıyer 1, Fethiye Spor 2, Düzce Cam Düzce Spor 2, Isparta 32 Spor 1, Belediye Derince Spor 0, Anagold Erzincan Spor 1, Motolüks Aksaray 0. Kırmızı grupta puan durumumuz gelsin. 22 puanla liderimiz Ahmet Sportif Faaliyetler. İkinci sırada Isparta 32 Spor. Üçüncü sırada Kastamonu Spor. Dördüncü sırada Anagold Erzincan Spor. Beşinci sırada Alagöz Holding Iğdır. Altıncı sırada İskenderun Spor. Yedinci sırada Soma Spor. Sekizinci sırada Sarıyer. Dokuzuncu sırada Denizli Spor. Onuncu sırada Menemen Futbol Kulübü. On birinci sırada Düzce Cam Düzce Spor. 12. sırada Motolüks Aksaray. 13. sırada Fethiye Spor. 14. sırada Kuzey Marmara. Arnavutköy. 15. sırada İnegöl, 16. sırada Karaman Futbol Kulübü, 17. sırada Etimeskut Belediye Spor, 18. sırada Belediye Derince Spor ve 19. sırada Uşak Spor. Genel olarak baktığında Gökalp, değinmek istediğin bir nokta var mı? Sonuçlara ve yani sonuçlara baktığımızda diyeyim hatta, puan durumundan ziyade. Bir Ankara yaşayanı olarak Etimesgut Belediye'nin ikinci mağlubiyetine değineceğim tabii ki. Pazar günü de kaybetti. Cumartesi günü de kaybetti. Bugün de kaybetti. Hoca değişikliği de pek bir şey sağlamadı anladığım kadarıyla. İskenderun Spor rahat bir galibiyet aldı. Ona bir değinmem lazım. Bir de Anagold Erzincan'ın böyle aksaya böyle mehter takımı gibi giderken biraz da toparladı kendini. Baktım dördüncülüğe kadar da yükselmiş. Bülent Hoca'yı da orada tebrik etmek lazım. Haftaya da konuk alalım Bülent Hoca'yı. Hı hı. Erzincan'ı bize bir anlatsın. Bence de. Erhan Hocam, senin sonuçlardan ve puan durumundan değinmek istediğin bir nokta var mı? İkincilikteki en zayıf takım Uşak Spor mu diye aklıma geliyor. Hı. Bir, Ahmet Spor, Serdar Hoca sanki yıllardır Ahmet Spor'u şampiyon yapmaya hazırlanıyormuş gibi. Diğer takımlarda hep Ahmet Spor'la da gitti yani bu ileride. Evet. Çok doğru işler yapıyor. İki, Isparta Spor benim için sürpriz. Isparta 32 Spor 21 puanla ikinci sırada. Üç, Iğdır FK kovalamaya çalışıyor ama 7 puanlık fark. Metin Hoca geldiğinden beri kazanıyor. Bir beraberliği var ama 7 puanlık fark hala duruyor. Bu da Ahmet'in başarısı bence. Dört. Hakan Hocam, sizin genel bir grupla alakalı sonuçlardan, puan durumundan değinmek istediğiniz bir nokta var mı? Bu grup beklentileri karşılayamayan takımlar, beklentilerin üzerinde iş yapan takımlarla bu şekilde adlandırabiliriz. Ama ben yine bir kez daha şunu söyleyebilirim. Ligin bu diliminde bu puan durumu ve bu sonuçların devam eden süreçte çok farklı olacağını düşünüyorum. Hocam bir soru sormak istiyorum size. Beyaz grup mu daha zor, kırmızı grup mu? İkisi de çok kötü bu sene. Kötü değil hocam ya, zorluk olarak sordum. Bu grup kağıtta daha ciddi takımların olduğunu söyleyebiliriz bu grup için ama onlar da karşılığını veremiyor. Çok dolu kadrolusu, çok onlar dolu kadrolar var. Kağıttan kaplan diyorsun ha hocam. Yani çok dolu kadrolar var ama hakkını vermeyen kadrolar. Öyle değerlendirebiliriz bu grubu. Ben beyaz grubun bir tık daha zor olduğunu düşünüyorum. Evet. Dengelerin daha değişken olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi bu grupta bir tık daha ağır belli takımlar var. Onlar arasında geçecek gibi görünse de onlar arasında geçmiyor gibi de. Kırmızı grup bu sene çok ilginç gerçekten. Bu süreçte, bu dilimde acele bir karar olur bence bu. Biraz daha ligin ilerlemesi lazım. Daha erken mi konuşmak için hocam? Kesinlikle. Peki. O zaman liderin maçıyla başlıyorum. Karaman FK evinde Ahmet Sportif Faaliyetleri ağırladı. Ahmet Sportif Faaliyetler maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Gökalp'cim, maçla alakalı görüşlerini alabilir miyim? Maç tam olarak beklendiği gibi gitti. Tam olarak beklendiği gibi gitti. Yani bazı kesimler Ahmet'in işte uçacağını, kaçacağını falan düşünüyor olabilirler ama o kesimden biriyim bu arada. Yok, hayır. Bu saatten sonra uçup kaçma işleri ancak böyle Erzincan Düzce maçındaki gibi anlık reaksiyonlarla olacak olan şey.
Karaman hoca değişikliğinden sonra kendisini toparlamaya çalıştı. Cihan Hoca bir çaba içerisinde. Serdar Bozkurt adım adım ve ilerliyor. Zaten kendi yaptığı bir röportajda, bir YouTube kanalında verdiği röportajda da bizim şeyimiz, sihirimiz, sabırımız gibi bir cümle kullandı. Çok sabırlı oynuyoruz dedi. Oyun planına sadık kalıyoruz. Gol atmayı nasıl olsa başaracağımızı biliyoruz ama sabrımızdan taviz vermiyoruz dedi. Hocam bu mealde bir şeyler söyledi. Yani tam olarak kelime kelime böyle söylememiş olabilir. Ve bunun etkisiyle ama sportif faaliyetler gayet başarılı. Şeyin söylediği gibi, Erhan'ın söylediği gibi şampiyon yapmaya gelmiş bir hocası var şeklinde liderliği aldı götürüyor. Mehmet Özdraz'ı olan kazanır diye bir yorum yapayım. 85'te girdi. Ben Mehmet Özdraz'ı olan kazanır diyorum. Maçta oynadı ya da oynamadı demiyorum. Karaman'ın daha iyi oynadığı bir maç. Daha üstün gözüktüğü bir maç. Önce öyle başlayayım. Ama ustaların kazandığı bir maç. Mesela bir de Ahmet'te şu var hoşuma giden. Berk İsmail Ünsal giriyor. Mehmet Özdraz çıkıyor. O giriyor, o çıkıyor. Herkes mutlu. Serdar Hoca şimdi yıllardır ikincilikte çalıştığı için, hep böyle şampiyonluğu olan takımlarda çalıştığı için Ahmet de devamlı rakipti. Ahmet de iki de kimyayı bence çok iyi biliyordu. Çünkü rakip olduğu için yıllardır analiz yapıyordur. Mesela Mansur diye bir oyuncu vardı Ahmet'te. Diğer oralı, Diyarbakırlı. Şimdi önceden iyi oyuncuydu ama son zamanlarda temposu düşmüştü. Kulüple de bayağı bir bağı güçlü. Yani böyle güçlü, yani kulübün simgesi bir oyuncuydu. Mesela bu oyuncuyu göndererek Serdar Hoca en mantıklı işlerden birini yaptı. Yani biliyordu. Yani orada Mansur o takımın bir kişi eksik oynatıyor. Buradan gelerek öyle bir takım yaptı ki Serdar Hoca. Genç oyuncuları bile 2002 işte ikili oynatması gerekiyor ya. Onlar bile rekabet halinde. Mesela bizim Etim Eskut'ta işte Batuhan var 10 numara. Her maç oynuyor mecbur. Diğer başka 2002'li oyuncular yok herhalde. Ama Serdar Hoca bunun oyuncuları da değişerek oynatıyor. Mesela Mehmet Özdraz 85'te girmiş bu hafta. Belki İsmail Ünsal yedekti. İskenderun maçında sonradan oyuna girdi, gol attı. Gibi gibi. Herkesten maksimum verim alıyor. Adalet duygusuna da bence çok sadık. Oyuncular da bunun böyle olduğunu biliyor. İnanıyorlar. Ahmet Spor bu sene şampiyonluğun en büyük adayı. Bir kaos yaşamazlarsa herhangi bir şeyle. Karaman da şu an düşme hattında ama oynadıkları futbolla ben düşmem diyorlar. Biraz şanssızlıkları var. Puan anlamında 7 puanları var. İnşallah toparlarlar diyelim. Bu hafta da Isparta'ya gidiyorlar. Şimdi Isparta'ya karşı kapanacaklar. Sürpriz yapabilirler. Isparta çünkü üzerine gelen takımlardan daha rahat puan alıyor. Karaman şimdi gidip orada kapanırsa, Isparta'yı kendi silahıyla vurmaya çalışırsa kontra ataklarla başarılı olabilir. Bakacağız ama bir galibiyetleri var Uşak'a karşı. O da sıkıntı. Yani maç kazanmaları lazım acil. Doğru mu hocam? Evet. Hocam sizin maçla alakalı ya da takımlarla alakalı söylemek istedikleriniz nelerdir? Bu tam bir klasik lider maçı. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Ahmet'in liderliği ile alakalı. Iğdır ve Menemen sallanıyorken kesinlikle şampiyon olmak istiyorlarsa puan farkını aşmak zorundalar. Çünkü diğer takımlar mutlaka gelecektir. Evet. Sallandıkları dönemde puan farkını açabilirlerse kayıp yaptıkları haftalarda kredili olarak girme şansları olur. O zaman daha gerçekçi bir şekilde şampiyonluk konuşulabilir. Yani bu grupta Iğdır, Menemen, Ahmet, Kastamonu, İskenderun her ne kadar geride kalmış olsa da fena kadrolara sahip değiller. Çok dolu olan kadrolar da var. Ama Ahmet'in şampiyonluğu yani bir olması için kesinlikle arkasından gelecek bu kulüplere, bu takımlara mutlaka puan farkı açmak zorundalar. Tam da sallandıkları dönemde işte bu onun için en büyük avantaj olur. Puan farkı olursa olabilir. Hocam Karaman'ı izleme fırsatı yakaladınız mı? Karaman'ı izledim. Bu kadar kötü olmayabilirdi. Bence orada başka arızalar var. Ama kadro bu kadar kötü gidecek bir kadro değil. Evet yani ben de geçen sezon çok 3. ligi izlemişim herhalde. Yine Karaman'da 3. ligde izlediğim ve beğendiğim takımlardan biriydi benim. Bir tık bu grubun
Zorluk derecesi Karaman'a ağır gelmiş olabilir mi acaba diye düşündüm. Kadro daha fazlasını çıkartabilirdi. Bu kadro daha fazlasını alabilirdi. Ama demek ki arızalar önüne geçti bazı şeyler. Ya hocam şimdi bir şey sormak istiyorum size. Hani teknik direktör olarak. Çok iyi kadro da kursanız mesela çok fazla değişken olduğu için olmayınca olmuyor. Bazen hatta açıklamasını bile yapamıyorsunuz. Hani ya bu kadro çok iyi. Mesela Etimeskut örneği yine çok iyi bir kadro ama 17. sırada gibi. Ya böyle açıklayamadığınız, kötü gittiğiniz haftalar oldu mu sizin de mesela herhangi bir takımla? Şimdi ben, takımı sormayayım. Şimdi ben işin hakkını veremediğinde takım, onun alt başlığında birçok sorun olur. Hı hı. Bunun benim adlandırabileceğim kısmı mutlaka takımsal enerji. Sezona başlangıçta bu enerjiye en fazla sahip olan kulüp Menemen takımıydı. Sonrasında da Ahmet geliyordu. Menemen'in alamadığı puanlar enerjiyi düşürdü. Ahmet'in aldığı galibiyetlerde var olan enerji daha da yukarı çekti. Bazen alamadığın sonuçların temelinde bu yatar. Ama içselleştirdiğinde takımdaki huzursuzluk, yönetimdeki huzursuzluk, onlar bir araya gelirler. Bazen takım otobüsünün şoförü bile etkileyebilir. Bunlar bizim özellikle kendi ligimizin gerçek dinamikleri. Çok kıymetli gerçekten bunlar. Belki dışarıdaki insanlar bunu anlamayabilirler. Evet. Ama o hiç ummadığınız şeyler takımın bir anda enerjisini tüketebilir. Şu anda en yüksek enerjiye sahip takımın ve kulübün, hatta kulüp demek daha doğru çünkü şehir olarak bakmak lazım, Ahmet'in enerjisi çok yüksek. Galibiyetler de bunu tetikliyor. O kayıpların açıkçası temel nedeni o içerideki sorunlar. Peki hocam, teşekkür ederim. Kastamonu Spor Evi'nde Denizli Spor'u ağırladı. Kastamonu maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Kastamonu da kazanmaya devam eden, düşmemeye çalışan, yani üst sıralardan takımlardan biri Gökalp, neler söyleyebilirsin? Valla Denizli Spor pazar günü, cumartesi günü, hep pazar diyeceğim ben, hep cumartesi çıkacak, sonra düzelteceğim. Bir kere takıldım çünkü. İnegöl'ü 2-0 yendi. Bahattin Hoca ilk mağlubiyetini tattı. Gerçi söylemişti Denizli bize çok ters bir takım diye. Kastamonu Spor'da hocamın bahsettiği beklentilerin üzerinde verim veren takımlardan bir tanesi. Levent Eriş Hoca'nın kimyası tuttu. Evet. Takıma. Okan Eke'nin kimyası tuttu her şeyden önce. İyi bir kadroyla, iyi bir sistemle devam ediyorlar. Kazanmaya da devam ediyorlar. Nereye kadar gider çok emin değilim. Ama grubun şampiyonluk adayları arasında say dersen Kastamonu benim için ilk üçe girecek bir takım değil. Sezon başından beri bunu diyorsun gerçekten. Yani, hiçbir zaman değiştirmiyorum. Şahsi görüşüm. Evet, senin şahsi görüşüm. Biraz şeye İzledim dönmedim de söyledim. Bursa Spor düşmez. Yani deyip düşmemişti harbiden. Yani izledim de söyledim. Yani evet. Bu potansiyelde yani ligin ikincisi olacak, liderle böyle hani şampiyonluk mücadelesi verecek bir şeyde değil. Ha, playoff mücadelesi verir, playoff'tan çıkar, ona bir şey diyemem. Ama grup şampiyonluğu için yani daha çok fırın ekmek yemesi lazım Kastamonu. Yani iyi, Kastamonu ile alakalı böyle bir düşünce ama izledi yani o takımın devam edebileceğine mi inanmıyorsun? Canlı izlediğin. Takım, hadi arkadaşlar planımızı yapıyoruz, bu sene şampiyonluğa oynayacağız. Çok inandırmıyor aslında demek istiyor. O çok inandırmıyor yani. Evet. Ya o, takım öyle Metin abi takım ki. Çok inandırmıyor. O yüzden Kastamonu'nun çok böyle baba baba gitmesini çok öngörmüyor. Az önce Bursa Spor küme düşmez dediniz ya. Evet. Her takım küme düşer. Buradan düşmedi, Süper Lig'den düştü. Arkasından PTT Ligi'nden düştü. Düşmez, düşer. Düşmez, kalkmaz bir Allah gerçekten. Düşebilir. Ben şimdi Gökalp abiyle burada ayrılacağım. Kastamonu Spor'la ilgili düşünceler konusunda. Onun görüşünü saygı duyarım. Benim görüşüm Kastamonu Spor'da mesela bugün Abdülaziz Solmaz sonradan oyuna giriyor. İsmail Güven sonradan oyuna giriyor. İskenderun'daydı geçen sene. Abdülaziz zaten buradaydı. Sonra nereye gitmişti Abdülaziz ya? Yine Kastamonu'daydı geçen sene, pardon. Bence bu takım iyi takım. Şimdi maçlarına baktığım zaman da deplasmanda Iğdır'la beraber kalmış. Deplasmanda Menemen'le beraber kalmış. Diğer bütün maçları kazanmış.
2 gol yemiş. 11 gol atmış. Bir Kastamonu Spor var. Levent Eriş var. Bu liglerde şampiyonluğu olan tecrübeli üstlüklerde de çalışmış. Bu Kastamonu Spor bu 2-3'ün içinde olur. Bir de bu böyle iyi bir başlangıç yapmışken buradan bırakmazlar kolay kolay. Peki şampiyonluk şanslarını nasıl değerlendiriyorsun sen? Şampiyonluk şansı Iğdır'ın, Menemen'in ne kadar varsa Kastamonu'nda o kadar var. Ahmet'in demeyeceğim. Isparta Spor'dan daha fazla şansı var bence. Kastamonu. Ya ilk 2, ilk 3'te olur ya bence Kastamonu Spor. Benim düşüncem bu. Kocaeli Spor'dan çok oyuncu almaya çalıştılar. Ya oyun olarak, şimdi beraber izlediğimiz bir maç vardı. Oyun olarak maçı beraber izledik Yukarp abiyle. Burada Etimesku maçını. Tatmin etmiyor, doğru. Ama bir usta çıkıyor. İlyas Kubilay Yavuz'u araya atıyor. Ne bileyim. Neydi abi forvet? Çok iyi. Okan Eken çok iyi adam. Tek başına takım dedik. Burada övdük. Evet. Birileri çıkıyor, bir şeyler yapıyor. İkna edemiyor. Yani ben böyle çok iyi oynadım. Bastım, mücadele ettim. Sağdan atak yaptım, soldan atak yaptım. Böyle bir takım değil ama kazanıyor. Tecrübeli takım. Zaten 38 hafta böyle gitmez diyorum ben sadece. Ben de mesela futbol oynarken... Ben sana inanıyorum açıkçası. Bursa'dan sonra ben olurdu. Saygı duyuyorum yani. Yani playoff'a girer, playoff oynar. Yani çıkmak için mücadele eder. Bir Ahmet'in enerjisi yok ama. O enerji yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi... Metin abi... Kendi tecrübelerini aktarıyor yıllarca bu ligleri takip eden birisi. Evet. Yeni kurulan takımda yeni kurulmuş olmasına rağmen sonuç alıyorsa zaman geçtikçe takım adaptasyonu gerçekleştikçe daha iyi de sonuçlar alabilirler. Bu takım çok fazla transferle lige girdi. Oldukça fazla sayıda oyuncu aldılar. Birbirleriyle oynamış olmaları da bazen yetmez. Ama bu dönemleri sallanmadan kazanarak geçmeleri avantaj. İlerleyen süreçte oyunun daha da ileri gidebileceğini düşünüyorum ben. Ki Levent Hoca da bu ligleri çok iyi bilen bir hoca. İçerideki oyuncu kalitesinin yüksek olduğunu düşünüyorum Kastamonu'da. Ve ilerleyen süreç onlara iyi gelebilir Metin abi. O seni tatmin etmeyen oyunun ben çıkabileceğini düşünüyorum. Bakacağız. Bir de Levent Hoca deyince benim aklıma mesela hep şey geliyor abi. Şimdi Levent Hoca'yla ben çok rakip oldum hocam. Ben de. Levent Hoca hep vurun, koşun, döneni alın, kovalayın. Şimdi biraz daha oynatıyor. İlla ki bir B planı vardır gibi. Oynarken çok iyi oynamıyorlar diyoruz ya mesela. Denizli Spor'a gelelim. Bülent Ertuğrul Hoca'yı tebrik ederim. Yardımcısı İbrahim Çelik Hoca'yı tebrik ederim. Genç oyuncularla 11 puandalar. İyi işler yapıyorlar. Denizli Spor'u bir alkışlayayım hatta. Transfer sahada da var. Gençlerle, şu takımla ligdeki bu zorlu rakiplerine rağmen bence yerleri iyi. Düşmesinler yeter Denizli Spor için. Transfer yasağı olduğu için. Ben katılıyorum Erhan'a. Bence şu anda grubun en başarılı takımı kesinlikle Denizli Spor. Ligde kalırlarsa bence büyük bir şampiyonluk kutlamasını hak ediyorlar. Transfer yasağı olmasına rağmen, çok fazla arızalar olmasına rağmen, oyuncu grubunun kıymetli olmamasına rağmen, yani o hakkı onlara vermiyorlar. O değeri hissettirmiyorlar. Ama ona rağmen bence şu ana kadar bu grubun bu hafta itibariyle en başarılı takımı Denizli Spor bence. Peki hocam. Sonraki maçıma geçiyorum. Isparta 32 Spor evinde Belediye Derince'yi ağırladı. Isparta maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Gökalp, neler söyleyebilirsin maçla alakalı? Isparta 32 Spor eşittir Kastamonu. Yani beklentilerin üzerinde bir performans gösteriyor. Erhan'ın çok sık söylediği bir şey vardır. Sezon başında hani diyor ya, devre arasında 19 puanlı olsun, fit miyiz desen elini uzatacak, fit olacak takımlar var. Öyle bir örnek vermişti demin. Isparta 32'nin de başkan ve bütün yönetim dahil işte 15. hafta şu pozisyonda olacaksın, kabul ediyor musun diye sorsalar hepsine derdi. Beklentilerin ötesinde bir performans gösterdikleri aşikar. Bu performans playoff mücadelesine yansıyacak mı? Yansıyacak, elbette yansır. Isparta'yı biz geçen sene burada öve öve bitiremedik. Zor tuttuk ligde. Bağır çağır ligde tuttuk takımı. Ama sadece şunu söylüyorum. Rutin hep, yani grafik hep yukarıya çıkmaz. Grafik kırıldığında ne olacağı çok önemli. Yani o ilk kırılmada mesela grafiği kırdıktan sonra OneSpor grafiği kırdıktan sonra topladı, devam etti. Evet. Anlatabiliyor muyum? Kaosa girmedikleri için.
Hasta mı orada o şeye ne tepki verecek? Isparta 32 ne tepki verecek? İki hafta üst üste maç kaybettikten sonra. O tepkiyi bilmiyoruz henüz. Eğer makul, sakin, soğukkanlı karşılayabiliyorlarsa, devam edebiliyorlarsa başımın üstünde yerleri var. Sonuçta hangi takım bir üstü geç çıkacak diye nihayetinde gelip bana sormuyor kimse. Sen hangisini uygun görüyorsan onu çıkartalım demiyorlar. Emekleriyle, alın teriyle çıkıyorlar. İtirazım yok. Ama ben o kırılma anlarında verecekleri tepkiyi bilmediğim için daha bir vakit var, zamanı var. Bunu söylüyorum sadece. Erhan Hocam. Isparta bu hafta Ahmet'e gidiyor. Aslında en izlememiz gereken maç bu maç. Bizi birisi Ahmet'e davet etse de gidip bu maçı izlesek stat'tan. Çok keyifli maç olur. Serdar Hoca diyor ya, sabırlı. İşte sabır ne dedi abi? Serdar Hoca Ahmet'te. Ya, bizim sihrimizdir gibi. Yani bizim bakalım şeyimiz... Sihir Isparta'ya tutacak mı? Şimdi Isparta kontratak bekleyecek. Alim Harlak var, işte kanat oyuncuları. Ömer Çiçek var, kanat oyuncuları hızlı. Bakalım o kadar sabredebilecekler mi? Mesela... Ahmet Isparta karşısında. Ben bu maçı çok merak edeceğim. Ama bak bir şey düzelteyim. Aynı şekilde Karaman Ahmet maçında ilk yarı 2-0'dı bugün. Çabuk gol attılar. Ha. Atarlarsa yani, zaten Isparta'yı çabuk gol yenmez bence Isparta. 70'e kadar gol atmayayım. 70'ten sonra nasıl olsa atarım diye bakmıyor. Yani atamazsam atacağım nasıl olsa diye bakıyor. Oyun düzenini bozmuyor. Sabır dediği o. Tamam, bakacağız bu hafta abi ne oluyor. Ben Isparta puan alır gibi Ahmet'ten düşündüm. Böyle bir şeytan avuk attığı aklıma geldi. Ama bakacağız. Derince'ye geleyim. Şimdi Derince'de çok usta isimler var takım yönetiminde. Şimdi takımın sahibi Faruk Bayraktar. Ben konuştum kendisiyle. Takım işleri beni dedi yaşlandırır dedi. O yüzden dedi Erdin Şehit'e bıraktım. Hoca da Turan Sofoğlu dedi zaten. Onlar yapıyorlar dedi. Ama şu an takım düşme potasında. Takımda da çok iyi oyuncuları var aslında. Kaleci Eray, ben işte niye oynamıyor diye burada söylüyordum. Bu hafta kaleye geçmiş, oynuyor. Melik Derin var, çok süratli bir oyuncu, iyi oyuncu. Oğuz Kocabal var, iyi bir önlü bero. Şimdi Mehmet Akyüz var. Bütün taraftarın da söylediği, Mehmet Akyüz'den birazcık daha Derince Belediyespor bir şeyler bekliyor. Mehmet Akyüz'e bir arkadan iteklemek lazım, gaz mı vermemek lazım, bir şey yapmamız lazım. Allah hocası verecek, başkanı verecek. Biz bir de usta isimler şimdi, Erdin Şehit, Turan Sofoğlu. Soru işareti. Onlar ne yapacağını biliyor mudur artık ya da ne bileyim ya da birini eleştirdiler mi dışarıdayken hocam? Futbolun dışında kaldıklarında şimdi başlarına mı geliyor? Böyle ilginç şeyler var değil mi hocam böyle? Erdin Çeyit yani yılların işte menajeri bildiğimiz. Doğru mu Gökalp abi? Doğru. Hep doğru işler yapan takımda şimdi söz sahipler ama takım küme düşme potasında. Nasıl oluyor bu? Acaba birilerini eleştirdi fazla şey mi? Enerji geliyor onlara olumsuz mu dönüyor? Acaba bunun aklına geliyor yani. Ya bırakın şu kozmik işleri bırakın gözümü seveyim ya. Daha net söylesen de biz de. Yo, ne bileyim. Ahaldı falan mı diyor? Yo, ahaldı demedim. Alakası yok. Ya tamamen retrodan dolayı. Şimdi oyuncusu vardır. Bir takımı göndermiştir. Sallamıştır hocaya. Böyle hocalık mı olur? Böyle menajerlik olur? Şimdi içinden yapmaya gelince acaba olmuyor mu? Falan diye aklıma geldi yani. Ya sadece. Futbolun doğasında var. Başarı da başarısızlık da. Belediye derince de üçüncülükten gelmiş. Playoff'larla çıkmış bir tane takım. İlk haftada Sarıyer'i yendi de sonra bakalım hayırlısı. İnşallah hoca değişmez burada. Hakan Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi Isparta 32 Spor sezon başı, ben de orada çalıştığım için sezon başı bir defa Isparta şehri çok güzel bir şehir. Bir gün giderseniz. İnşallah güller diyarı. Enerjisi inanılmaz yüksek bir şehir. Çok güzel bir şehir. Sezon başı ilk hafta oynandıktan sonra herkesin düşme adayı olarak gördüğü 3-4 takımdan bir tanesiydi. Beklenenin üzerinde iş yaptıkları bir gerçek. Tabii genel şikayet işte çok dolu oynamıyor, takım iyi oynamıyor, sürekli kontrayla, geçiş oyunlarıyla. Kurulan kadro zaten geçiş kadrosu. Yani bu takımdan çok set oynayarak büyük bir oyun zaten öyle bir beklenti de yok. Açıkçası kazandıkları süre içinde sorun yok. Hiçbir takım için. Isparta Spor'a topu ver oynayamaz mı hocam? Isparta Spor'a topu ver. Geriye yaslan. Isparta Spor'a yener miyiz? Şimdi topu al siz oynayın deyin. Oynayabilirler şimdi mi? Şimdi bu takımın kurulan kimyası geçiş takımı. Çocuklara büyük oynayın, set oynayın dediğinde arıza yaşarlar mı? Yaşarlar. Takımın kimyası o değil. Şimdi bu hafta Ahmet takımı set oynayan bir takımla
90 dakika boyunca beklemek için kurulan bir takımla maç yapacaklar. Ahmet'e karşı kurulmuş bir takım aslında. Doğru yani mi? Verin topu Isparta'ya, oynasın dediğinizde ne olacağını görmek lazım açıkçası. Ama bu haftaki maç Isparta'nın geçişine müsaade edecekler mi? Oraya bir şey kuracaklar mı? Ahmet'e tamamen, topu vermez zaten Isparta'ya. Tamamen işte onu maçta göreceğiz. İzleyip görelim o zaman diyelim. Sonraki maçıma geçiyorum. Alagöz Holding Iğdır evinde Menemen'i konuk etti. Iğdır maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. İki güç çarpıştı. Iğdır kazandı. Gökalp neler söyleyebilirsin? Metin Diyed'in kimyası tuttu. Bu akşam bunu 3. defa söyledim. Ama gerçekten yani Metin Diyed'in diğer hocaların yapamadığı bir şeyi yapmış olduğunu ya da şapkadan tavşan çıkarttığını zannetmiyorum. Herkesin yaptığını yaptı ama kimyası tuttu. Takımla iletişimi tuttu. Galibiyet almaya devam ediyor. Menemen FK çok büyük hayallerle kuruldu sezon başında. Çok büyük yatırımlarla kuruldu. Çok büyük işler yapmaya çalışırken bir anda beklentilerin çok altında işlerle karşı karşıya kaldı. Puan kayıplarıyla karşı karşıya kaldı. Hala o puan kayıpları devam ediyor. Buradan toparlayabilir mi? Buradan şampiyonluk mücadelesine dönebilir mi? Veya playoff mücadelesi ile mi yetinir? O kısmı bilemiyorum tabii. Ama ben Metin Hoca'yı tebrik ediyorum. Bay haftasından sonraki hafta her zaman şeydir, sıkıntılıdır. Bay haftasından sonra iyi çıktı. Kaliteli bir kadrosu var. Ve bir an önce hocamın demin söylediği gibi Ahmet'in tökezlemesini bekliyor. Ahmet tökezlerse ona bir iki tökezleme, iki beraberlik. Ahmet'in iki beraberliği Iğdır'ı sisteme sokacaktır. Şampiyonluk yarışına sokacak kesinlikle. Erhan Hocam birkaç cümle alayım maçla ilgili. Metin Diyad'ın geldi Metin Hoca. Hemen Ömer Şimanoğlu ile başladı. Tahir Babaoğlu'nu kesmişti. 7'ye koymuştu. Baktı Ömer Şimanoğlu ile olmuyor. Tahir'i tekrar oynatmış. Şimdi bir de taraftar da önemli bu işte. Tahir oynar, kötü vurur topu. Taca vursa bile taraftar alkışlıyor. Ömer geldi. İyi bile uğraşsa taraftar çok benimsemedi Ömer'i. Yani Tahir bu takımın forveti Tahir. Bunu Metin Hoca da ikna olmuş durumda. İki haftada oynatıyor. Soma'da özellikle Tahir de gol attı yine. Tahir'in de 4 golü mü oldu? 3 olmuş 8 maçta. Yine iyi. Takımları iyi zaten. Iğdır her maçın favorisi. Şimdi şampiyonluk ortalaması, puan ortalaması 2 puan. Şimdi 8 maçta 15 puanı var. Bu hafta Denizli Spor'da oynuyor. 9'da 18 yaparsa, kazanırsa şampiyonluk ortalamasını tutturuyor. İlla ki Ahmet puan kaybeder. Yani bu yarışta Iğdır zaten olur. Gelelim Menemen'e. Menemen de çok bütçeli takım. Beklentiyi kendileri yarattı. Yani bizim kendi uydurduğumuz beklenti değil. Para harcadıkları için herkesin beklentisi var tüm kamuoyunun. Denizli Spor'la aynı puandalar. Denizli Spor'la aynı gol yemişler. Denizli Spor'dan bir tane eksik gol atmışlar. Denizli Spor'a alkış, Menemen'e soru işareti. Peki. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Iğdır takımı. Tabii ki bu ligin ağır favorilerinden biri olarak başladı. Menemen gibi. Hatta 1-2 Menemen ve Iğdır olarak değerlendirebiliriz sezon başı. Ancak ben bugün sezon başı olsa ve bir takım kursam transferde Menemen'den alacağım daha fazla oyuncu var. Yani bu ligde şampiyon olmak istiyorsam Menemen'den alacağın oyuncular var. Iğdır'da da yukarıdan gelmiş oyuncular var. Ligin oyuncusu kavramı daha fazla konuşulabilir Iğdır için. Ama ben iki kulübün de kesinlikle geri geleceğini düşünüyorum. Hedefe yakın olacaklarını düşünüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Bu hafta itibariyle, şu an güncel durum itibariyle çok baz almamak lazım. Çünkü ben mutlaka bu iki kulübün de geri döneceklerini düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Anagold Erzincan Spor Evi'nde Aksaray'ı ağırladı. Erzincan maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Erhan hocam nasıl maç izledik? Erzincan genelde ikili mücadelelerde hep kazanan, birebir korakor mücadele eden bir takım. Aksaray da daha çok savunma ağırlıklı yani bu takımlar. Yani net mücadeleci takım ikisi de. İki takımın da mücadelesiyle geçen maçta Atan'ın kazanacağı bir maç olmuş. Bülent Akan'ı tebrik ederim.
takımı playoff'un içine soktu. Onlar da biraz geç toplandı. Hı hı. Zaten Bülent Hoca'yı daha önce bağlamıştık yayınımıza da. Ya Aksaray beni çok şaşırtıyor. Mesela ilk maç galibiyet, bu maçtan önceki son maç galibiyet. Hı hı. Onun işte bir beraber bir istikrar yakalayamadılar. Bir 2-3 maç arda da kazansa Aksaray'da daha potansiyelli bir takım aslında. Bir dengeli gitmiyor değil mi? Bir dengesiz. Ya işte bir seri yakalayabilse mesela daha rahatlarlar. Oyun anlamında da rahatlarlar, skor anlamında da rahatlarlar. Ama bir rahatlayamadılar işte, öyle bir sıkıntıları var. Erzincan'da playoff'u devamlı kovalayacak bir takım. Ama playoff için adayımız da çok bu grupta. Bu grup biraz zor. Hı hı. Erzincan devrasını takviye de yapar tahminim. O da ilk altının içinde görürüz gibi geliyor bana. Bir de Bülent Hoca zaten Erzincanlı. Şehrin kimyasını da iyi biliyor. Geçen hafta Düzce'ye 6 tane attılar. Yani o maçı atlamayalım. Hı hı. Çarşamba programı yaptık ya, hafta sonunda maçları vardı. Düzce konusundan geleceğiz zaten de. Evet, onu Düzce'de konuşuruz. O yüzden o maça biraz süre ayıracağım hatta konuşmak istiyorsunuz diye. Gökalp, eklemek istediğin bir şey var mı Erhan? Vallahi haftanın kazananı Erzincan oldu. Yani deplasmanda 6-0, içeride 1-0. 1-0. Yani iki maç 6 puan, al cebe koy. Karlı çıkan o. Heybesi dolu döndü evine, mis gibi. Ben selam. Hakan Hocam, siz katılıyor musunuz bu yorumlara? Erzincan... İçerideki oyuncu grubu bu ligde oynayan oyuncular. Yani kötü oyuncu yok orada. Beklenti düşük başladı ligi. Geç başlamaları. Bence bu bir avantaj oldu onlar için. Ve bu avantajı da şu an devam ettiriyorlar. Ama ben Aksaray'la alakalı canlı izledim. Ben Aksaray takımını çok beğendim. Hatta bu grupta izlemediğim maç olmadı. Hemen hepsini izledim. En çok Aksaray Spor'un oynadığı oyunu beğendim. Hı hı. Hatta dedim ki bu takım çok iyi takım. Yani özellikle de altını çizerek söylüyorum Metin abi. Hocayı tebrik ediyorum ben burada. Önder Hoca'yı. Hı hı. Bence çok iyi bir takım. Çok da iyi sonuçlar alabilir. Bence sabırlı olmalılar. Özellikle bunu söylemek istedim. Yani... Kalan haftalarda... Ben çok beğendim Aksaray açıkçası. Aksaray, ben de evet yine alt liglerden gelen takımı beğenme şeyi. Aksaray bence de iyi takım, kötü takım değil. Ama Erhan da dediği gibi bir istikrar yakalayamadılar. Yakalayabilirlerse yani bir 2-3 maç periyot, yani bir enerjiyi alırlarsa... Bence lig tecrübesi diyelim. Evet tabii onun da etkisi olabilir hocam. İyi yakaladınız. Sonraki maçıma geçiyorum. Etimesgut Belediyespor İskenderunspor'a konuk oldu. Ay çok özür diliyorum, kusura bakmayın. Etimesgut Belediyespor evinde İskenderun'u konuk etti. İskenderun maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Taylan Orhan telefon attığımızda. Taylan Bey, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasılsınız, iyi yayınlar diliyorum. İyiyiz efendim, teşekkür ederiz. Taylan Bey, sizleri ağırlamak ne büyük şeref bizim için. Gökalp abiye iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Hakan Taylan, hocama, Erhan hocama. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Gökalp abi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Dikkat edin kendinize. Vallahi sorsan ediyorduk ama belli de olmuyor. Ben direkt Erhan hocama sözü vermek istiyorum. Hocam, sormak istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Buyurun. Taylan Bey, merhabalar diyeyim o zaman önce. İyi akşamlar, merhabalar. Ya Etimesgut İskenderun maçını izlediniz mi? Bu maçla ilgili zaten. Evet, takip ettim bugün. Ya da genel yakında... anlamda ikincilikle ilgili düşünceleriniz ne? Oradan da girelim. Vallahi genel olarak ikincilikler, Hakan hocama katılıyorum. Kalite olarak çok istenilen seviyelerde değil. Bakıldığında 40 tane takım var. Bunların ikisi 3'ü çıkıyor. Bir adaletsizlik de var bu liglerde. Çok yatırımlar yapılıyor çünkü bu liglere. Hı hı. Ama çıkan, üst lige çıkma oranları çok düşük. Ama buna rağmen tüm takımlar o ufak da olsa o şansını zorlamaya çalışıyorlar. Bugün Etimesgut maçını takip ettim. Onunla devam edeyim isterseniz. Hı hı. İki takım da aynı sistemle sahaya çıktı. 4-2-3-1 sistemiyle çıktı. Etimesgut'ta geçen Aksaray mağlubiyetinden 5 tane oyuncu, farklı oyuncuyla sahaya çıkmıştı. Lokman, İsmail, Turan, Batuhan ve Yakup. İskenderunspor için Arnavutköy deplasmanında evinde Arnavutköy'ü yenmişti 1-0. Ona rağmen onlar da 4 tane değişiklikle sahaya çıkmıştı. Çağatay, Ali Keten, Enes ve Bertül'le bir değişiklikle çıktı. Maça
İskenderun hızlı başlamıştı. Süleyman Güneş dakika 2'de karşı karşıya kaldı. Ramazan Köse çıkarttı. Dakika 4'te Enes Soy soldan girdi. Lokman'ın iyi bir müdahalesi vardı. Karşı karşıya kalacaktı yoksa. Maç ortada gidiyordu. Etimes ise Turan'la, Turan'ın bireysel yetenekleriyle pozisyon bulmaya çalıştı. Dakika 7'de bir karşı karşıya kaldı. Turan topu vurdu, dışarı çıktı. Yakup'a çok gol attırmaya çalıştı ama Yakup biraz verimsizdi bugün. Ta ki dakika 37'ye kadar, 37. dakikada İskenderunspor golü buldu. Etimes Belediyespor geride hazırlık pası yaparken Lokman birden dik pas verdi. Bunda sanırım 23 numara Batuhan'dı. Yanımdaki, etrafımdaki herkes Batuhan'a süs buldu ama Batuhan topu kaptırdı. Bertu topu kaptı. 5-10 metrelik bir driplingle sağ açığındaki Süleyman'a verdi. Tek ve Süleyman da bir orta yaptı ve ceza sahası içinde Enes Soy güzel bir vuruşla altı pasın içinden 1-0 öne geçti. Herkes işte ya Batuhan'ın orada topu kaptırmaması gerektiğini söyledi ama ben o golü Lokman'a yazarım yarısını. Çünkü arkası dönükken iki kişi baskıdayken dikine bir top attı. Yani bu ufak bir hata ama kırılma noktası oldu. Sonuçta Etimesgut Belediyespor'da çok yatırım yaptı. Bu sene bayağı hedefleri yüksekti. Evet. Böyle ufak ufak hatalar mağlubiyeti getirdi gibime geldi. İkinci yarı İskenderunspor iki tane değişiklikle başladı. Sol bek Çağatay'ı çıkarttı, Abdurrahman'ı çıkarttı ön libero. Yerine Ahmet ve Kaan'la başladılar. Oyun ortada gidiyordu. Etimesgut'tan da bir hamle bekliyordum. Dakika 55'te yaptı. 3 oyuncu birden değiştirdi hoca. Miraç'ı, Seçkin'i, Vedat'ı aldı. Zaten maç başladığında sağ bekte Melih diye benim asıl mevki stoper olarak bildiğim bir oyuncuyla başladı. Melih ön libero'ya geçti dakika 55'te. Vedat'ı ben orta saha oyuncusu olarak takip ettim, biliyorum. Vedat Boros sol açıkta oynadı. Aykut Çeviker, Akisar'da bildiğim oyuncu, 6-8 oynar. 10 numara pozisyonda sırt dönük top almaya çalıştı. Yani bir 10 dakika 55 ile 65 arası çözemedim bir oyunu. Ta ki Fatih Aktay oyuna girdi. Zaten bir sürü mağluplardı. Yapılması gerekeni yaptılar. Fatih Aktay girdikten sonra bir iki pozisyon gol pozisyonuna girdiler. İşte o Yakup'a bir iki servis yaptı. Yakup yine atamadı. Ta ki dakika 68'e kadar Enes Soy yine dakika 68'de bir gol attı. Ahmet Sivri top sürdü terse. Yine Süleyman'a. Süleyman güzel bir servis yaptı. Enes Soy da ceza sahası içinde bitirdi ve 2-0 oldu maç. Bundan sonra da İskenderunspor yine önemli bir hamle yaptı. Enes 2 gol atmasına rağmen golü attı. Bir dakika sonra Enes'i çıkarttılar. Şaşırdım. Bir baktım Hamza Küçükköylü ile Ömer'i aldı. Daha kontratağa yatkın bir oyuncu aldılar. Daha sprinter oyuncuları kattılar. Bakıldığında İskenderunspor'un hocası yok. Bu da bir benim anlam veremediğim bir şeydi. Ama sanırım kulübede Tolga Tağ vardı. O da değerli bir futbol adamı benim için. Güzel değişiklikler yaptı. Aynı verimliliği ben Etimesgut'ta göremedim açıkçası. Benim bu maçtan çıkarttığım en önemli şey Etimesgut'ta bir hoca eksikliğini ben hissettim. Yani rakiplerin bakıyorsun Ahmet, Serdar Bozkurt vura vur gidiyor. Ne bileyim Iğdır demin de Gökalp abi de söyledi. Metin Diyadin gibi bir ismi getirdi. Metin Diyadin, Gençler Birliği, Asaş, Oftaş, Eskişehir, Ordu şampiyonluk görmüş bir şey. Yani rakiplerin bu tip, bu profilde hocalar getiriyorken ben Mesut Başkan'ın buna bir el atacağını düşünüyorum. O takımda bir enerji eksikliği var. Güzel bir kadro kurmuşlar ama bir şey eksik yani. Sahada görünen bir şey eksik. Yeni bir hava lazım bence. Böyle düşünüyorum. Maç böyle geçti. İki takımı da çok yakınlığım olan takımlar. İki takımı da sevdiğim takımlar. Başarılı olmasını istediğim takımlar. Burada bir parantez açıp Hakan Bolat Başkan'a değinmek istiyorum. O da elinden geleni kendi imkanlarıyla yapıyor. Tek başına. Depremi yaşadılar. Şimdi tesis sorunları var. Ama buna rağmen iyi bir kadro kurdu tek başına. Onu da tebrik ediyorum. İki takım için de inşallah hayırlı olur. Ama bu lig öyle küçümsenecek bir lig değil. Kesinlikle. İkinci lig. Yani şu an milli takımımız Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. Ben geçen Hırvatistan maçında
Arkadaşlarımla da paylaştım o an. 8-9 tane oyuncu 2-3 yıl önceye kadar bu ligde, şu an sizin programınızı yaptığınız ikinci ligde oynamış oyuncular. Zeki Çelik, İstanbul Spor Karacabey, Samet Akaydın, Sancaktepe'de 3. ligde oynadı, şampiyonluk yaşadı. 2. liginde oynadı, Urfa'ya gitti 2. lige. Abdülkerim, Bardakçı, Cenk Özkaçar, Altay da oynadı. Eren Elmalı, 2020 yılında Silivri Spor'da oynuyordu bu oyuncu. Kiralık olarak ama öyle ama böyle. İsmail Yüksek, Gölcük'te oynuyordu 2020 yılında. Barış Alper Yılmaz, Ankara Demir'de oynuyordu 2020 yılında. Mertu 2021 yılında Sarıyer'de oynuyordu. Evet. Kerem Erhan Hoca'nın da takım arkadaşı. Bodrum'da beraberlerdi. Kerem Aylan Bey, oldu. Son toparlayabilir miyiz acaba? Evet. Hani son yani söylemeksizliklerinizi de alayım. Süremi bu lig önemli bir lig. Evet, bu lig önemli bir lig. Önemli hocaların çalışması gereken bir lig. Çünkü önemli oyuncuların çıkması gereken pozisyonlardayız. Bu televizyon sahibi, TV6'nın sahibi Niyazi Küçük Yılmaz'a, Bedri Bey'e, Akkermen Medya'ya, 17 yazılıma, bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ya biz i̇yi teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Taylan. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Selamlar, saygılar. İyi akşamlar. İyi yayınlar. İyi akşamlar. İşi bilen adam da maçı ne güzel anlatıyor değil mi? Değil mi? Sustum dinledim. Gerçekten. Maşallah anlıyor futbolcudan. Başına. Her şeyi anlattı zaten. İskenderun'la ilgili piyasada şöyle bir şey dolaşıyor. Bir iki cümle alayım Erhan'cığım çünkü sürem azalıyor gerçekten. Tamam, hiç girmeyeyim o zaman şimdi. Peki, sonraki hafta konuşalım seninle bunu. İnegöl evinde Sarıyer'i ağırladı. İnegöl maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Birkaç cümle alayım Gökalp maçla ilgili. Bahattin Güneş. Maşallah hocam. Birkaç cümle dersem Bahattin Güneş derim. Tebrik ediyorum hocamı. Son dakikalarda aldı. Ama yine de aldı. Allah yolunda aşk etsin dediğim. Şimdi benim dediğime geliyoruz. Bazen bazı kulüpler hani teknik direktörüyle ayrılması gerekiyor bence. Daha sonradan daha iyi yerlere gelebilmek için. İnegöl de bunu yaptı. Umarım galibiyet serisine tabii devam ederler. Buradan da Cengiz'i ben kutlamak istiyorum. İlk golü atmış. Sevdiğim bir oyuncu kendisi de. Buyur Erhan Hocam. Bir antrenörün takıma katkısı yüzde kaçtır? Soru işareti. Hakan Hocam. Direkt Hakan Hocam versin cevabını. Tabii ki çok yüksek. Yani o söylenen %20, %20. Az diyorlar ya, yalan değil mi hocam? Öyle bir şey mümkün mü? Yani takımı tamamı dizayn eden, taktiği veren, onlara o motivasyonu... Ya kimin oynayacağını seçen hoca ya. Yani böyle bir saçma bir oran olmaz. Tabii ki çok yüksek. Bunu yapabilen ve yapamayan farkı belirliyor. Şimdi ilk 4 maç gol atamayan takım. Ne oldu da Bahattin Hoca geldikten sonra 10 gol attı. 4 haftada. Şimdi antrenörün katkısı %20 diyorlar ya. Öyle bir şey yok. Bahattin Hoca'yı tebrik ederiz. Alkışlarız. Sarıyer'de Cüneyt Hoca soru işareti. Ya bu Sarıyer takımı çok kaliteli takım. Herkesin isteyeceği takım değil mi hocam bu oyuncular? Çok geç kurulan bir takım Sarıyer takımı ve oyuncu grubunun yaş ortalaması çok yüksek. İsim olarak baktığında isim olarak baktığında takımın kalitesi çok yukarıda görebilirsin ama takımın yaş ortalaması, oyun temposu, toplanma zamanı, ya bunlar orada çok arıza var. Ben oraya katılmıyorum isim olarak iyi oyuncular. Bakıyorsun Barış Baştaş, Tarık, Umut ama bir de onun yaz sıklasına bakmak lazım. Biz bu lig çok yaşlı oyuncu grubunu taşıyabilecek bir lig değil yani. Eklemek istediğim bir şey yoksa sonraki maçıma geçiyorum. Arnavutköy evinde Uşak Spor'u ağırladı. Arnavutköy maçtan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Arnavutköy iyi takım dedim. Galibiyet aldı evet ama Uşak Spor'a karşı aldı. Gökalp. Onu da son dakikalarda aldı. 10 kişi kaldı yani. Ama. 10 kişi kaldı ama Arnavutköy. Galiba kişi. Kaliteli değil Arnavutköy. 40. dakikada falan da 10 kişi kaldı. Nihat Hoca'yı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet. Kazanamasa tartışılırdı. Yani kırmızı karta rağmen tartışılırdı Nihat Hoca. Evet. Kazandı. Biraz kafası rahatlamıştır şimdi. Uşak Spor içinde Erhan'ın söylediği söz, acaba ikinciliklerin en kötü takımı Uşak Spor mu? Herhalde öyle. Yani Nazım Hoca'ya da orada Allah yardımcısı olsun diyorum. Ne diyeyim? Uşak Spor'un işi bıraktığı maç 41. dakika 10 kişi kalan Arnavutköy'e gol atamıyor. Kimi yeneceksin o zaman? 60 dakika, 65 dakika. 10 kişi karşısında rakip var. Bir de gol yedin, bir de mağlup oldun. İşleri zor. Nihat Hoca'ya da tebrik ederim. Diyelim 10 kişiyle 3 puan, 3 iyi puan. 10 kişiyle.
Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sonraki maçıma geçeyim mi? Geçebiliriz. Teşekkürler. Fethiye Spor evinde Düzce Cam, Düzce Spor'u ağırladı. Maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Erhan Hocam, buyur. Aa, bu en sona mı kaldı bu maç ya? Evet. Düzce Cam, Düzce Spor. Şimdi dedik ki sezona iyi başladılar. Takımda kayyum var. Hı hı. İşte Adnan Hoca'ya sahip çıkın. Gibi 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 işte bir sürü şeyler anlattık. Daha geçen hafta konuştuk tamam. Hatta. 10 puanları vardı Adnan Hoca bıraktığında 7 maçta. Önümüzdeki 7 maçta 10 puan alamazlar. Böyle bir iddiam var. Şimdi takım kayyumda olduğu için anladığım kadarıyla kayyum çok futboldan anlamıyorlar. Hani iyi niyetleriyle işte oyuncularla beraber danışarak bir takım hani Adnan Hoca'dan da destek almışlardı. Bir takım yapmışlar. Adnan Hoca bırakınca bir tane hoca getirmişler. Ama oyuncu grubu, takımdaki yaşlı oyuncular piyasada hoca arayışına çıktılar. Hocam gelir misin diye herkese arıyorlar bir. Getirdikleri hoca Mustafa Çapanoğlu. Ya 1920'nin hocası. Biz 2020'deyiz ya. 2023'teyiz. 6 tane yediler ilk hafta. Mustafa Çapanoğlu geldiği hafta. Çünkü bir bilimsel olarak bir takım 90 dakika antrenman yapar. Mustafa Çapanoğlu antrenmanı ben çalıştım kendisiyle. 3 saat sürüyor. 200 dakika, 180 dakika. Şimdi ilk gelir gelmez. Böyle bir idman yaptıysa takım zaten maça bitik çıkmıştır. Bu bir. Sedat Cengiz var. Burada maçını izledim. Sedat'ın ayağına pas veriyorlar. Niye önüme atmadın diye kızıyor arkadaşlarına. Önüne atıyorlar. Niye ayağıma pas vermedin diye kızıyor. Sedat'ı memnun edemiyorlar. Şimdi bu papazlardan, papaz dediğim yaşlı oyuncular, böyle yıllardır hani bu liglerde oynayan oyuncular. Papaz dedik diye alınmaz inşallah kimse. Şimdi onlardan bir tanesi bu hocayı getirdiyse, bu hoca bu papazları nasıl yedek kulübesine çekecek? Soru işareti. Hı. Yanlış mı Yukarp abi? Bunlar Adnan Hoca'ya daha çok ararlar. Bugün 2-2 beraber kalmışlar Fethiye Spor'la deplasmanda. Fethiye Spor da çok büyük sıkıntı. Erhan Hoca'ya göndermiş, aynı ekibi yardımcısıyla devam ediyor. O da mesela anlamak mümkün değil. Hava değişmiş mi oluyor şimdi? Erhan Hoca gitti, suçlu o muydu? Yardımcısı geldi. Takım düzelecek mi? Aynı ekip devam ediyor bir kişi gidince. Hava değişir mi ya da böyle bir şey olunca? O da çok enteresan. Ya çok enteresan şeyler oluyor ya bu liglerde. Söyleyeceklerim bunlar. Kaleci konusu mesela. Dedim ki daha önce, Taha bu ligde oynayacak kaleci değil Düzce Spor'da. Metin oynar. Şimdi 6 tane yemiş, bu hafta yine ben Metin'i oynamasını bekledim. Yine Metin'i oynatmamış, Taha ile oynamış. Ne bileyim şimdi acaba papazlar mı yapıyor takımı falan gibi gibi. Düzce Spor'la aklıma çok şey geliyor. Yani oyuncular mı acaba orada bir hocaya getiriyorsa, parayı da o belirliyorsa, takımı da onlar mı yapıyor acaba? Bir de Mustafa Çapanoğlu ne alaka? Adam 3 senedir çalışmıyor zaten. O zaman senin dediğin ihtimal daha kuvvetli oluyor. Düzce Spor Adnan Hoca'yı çok arar. Düzce'nin de işi zor. Şimdi ilk 7 haftada 10 puan aldılar. 2 maç geçti, 1 puan aldılar. Kalan yani diğer 2-7 maçta 10 puan alamayacaklar. Beraber göreceğiz burada. Peki. Hakan Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında bu iki kulüpte bu liglerde uzun süredir var olan kulüpler. Geçmişleri olan kulüpler. Ama yönetimsel problemler bu kulüplerin temel problemi şu anda. Çok geç kurulan bir takım, Düzce Spor takımı da. Umarım bir an önce düzelirler diye umuyoruz. Ben yarı Düzceli sayılırım. O yüzden Düzce'yi çok seviyorum. Ve Düzce'nin bir an önce toparlamasını istiyorum. Adnan Hocama da üzüldüm. Keşke gitmeseydi ama ayrılıklar olabiliyor biliyorsunuz. Bu da gruptaki son maçımdı. Şimdi tahmin bölümüne geçiyoruz. Benim en sevdiğim bölüm. Hocam tahmin yapmak istiyor musunuz? Önce onu sorayım. Hızlıca geçeceğim çünkü. İstiyorsanız yaptıracağım. İstemiyorsanız yaptırmayacağım. Birkaç tane yapayım. Yaparız tamam. Ya. Tahmin bölümümüz gelsin arkadaşlar. Geldi. Karacabey, Belediye Spor, Esenler Erok Spor. Hocam tahmin yapmak istiyor musunuz? Ben Erok takımının kazanacağını düşünüyorum. Erok kazanır. Erok kazanır. Erok kazanır. Van Spor, Diyarbakır. Van Spor. Van Spor kazanır. Yani zor da olsa kazanır diyorum ben de. Ben de Van Spor diyeceğim. Yeni Mersin İdman Yurdu, Esitaç Afyon Spor. Yeni Mersin İdman Yurdu kazanamaz, berabere biter. Peki. Gökalp. Berabere. Ben Mersin'in kazanacağını düşünüyorum. Ben de berabere diyeceğim. Ankara Demir Serik Belediye Spor. Tipik beraberlik maçı. Beraberliklerde Erhan'la beraberiz bugün. Beraberlik maçı. Ankara Demir kazanır diyeceğim ben. Hocam sizin tahmininiz var mı? Ben de Demir'e yakın görüyorum.
Ankara Spor 1461 Trabzon Üf maça bak. 1461 bir puan kaybetsin ya berabere. Ankara Spor kazansın ya. 1461 kazanır ya. Bence. 3 farklı cevap mı oldu? Nazilli Belediye Spor. Dur Hakan Hocam söylemedi Ankara Spor. Ha, söyleyecek misiniz hocam? Ben susunca bir an söylemeyeceksiniz. Ben biraz daha geçişe yakın olduğu için Trabzon takımına yakın görüyorum maçı. Evet aynı tahminde bulunduk hocam. Nazilli Belediye Spor, Zonguldak Kömür Spor. Nazilli kazanır. Zonguldak Kömür Spor kazanır. Oo Gökalp. Kazandıracağım bu takıma bir şekilde. Hadi bakalım. Ben de Nazilli kazanır diyeceğim. Hocam tahmin yapmak istiyor musunuz? Ben bu maçla alakalı bilmiyorum. Peki. Bursa Spor Adıyaman. Bursa Spor kazanır. Berabere biter. Ben de beraberlik görüyorum hocam. Ya ben Bursa takımının hedef maçı olabileceğini düşünüyorum bu maçın. Beyoğlu Yeniçarşı Kırşehir. Erhan hızlı olalım hadi. Beyoğlu Yeniçarşı kazanır. Beyoğlu kazanır. Beyoğlu kazanır. Hocam tahmin yapacaksanız çok hızlı tahmin yapmanız lazım. Berabere değil. Altın Ordu Kırklareli. Kırklareli kazanır. Altın Ordu kazanır. Beraberlik. Yorum yapmayacağım ben bunu. Hemen kırmızı grup gelsin. İskenderun Anagold Erzincan. Oo maşa bak. Müthiş maç. Hadi tamam. Anagold Erzincan kazanır. Berabere biter. Berabere biter. İskenderun kazanır diyorum ben. Aksaray Fethiye. Aksaray kazanır. Berabere biter. Berabere biter. Ben Aksaray kazanır diyorum. Düzce Cam, Düzce Spor, İnegöl. İnegöl kazanır. Hocam. Ben berabere diyorum. Ben de İnegöl diyeceğim. Uşak Spor, Etimesgut Belediye Spor. Sabaha kadar oynansın Etimesgut Belediye Spor kazanır. Etimesgut Belediye kazanır. Etimesgut kazanır hocam. Tahmin var mı? Kazanmalı. Sarıyer Kastamonu Spor. Kastamonu kazanır. Gollü beraberlik. Kastamonu kazanır. Ben de Kastamonu yakın görüyorum. Belediye Derince Kuzey Marmara Arnavutköy. Belediye Derince kazanır. Golsüz beraberlik. Kuzey da... Marmara Arnavutköy kazanır. Yeter. Ben de beraberlik gibi görüyorum. Denizli Spor, Alagöz Holding, Iğdır. Iğdır, Iğdır. Iğdır kazanır. Iğdır kazanır hocam. Iğdır'a yakın. Menemen, Soma Spor. Soma Spor kazanır. Berabere biter. Menemen kazanır. Ben de 0-2 yani Soma gibi, Soma'ya yakın gibi görüyorum. Ahmet Sportif Faaliyet'te Isparta 32 Spor. Isparta kazanır. Ahmet kazanır. Ahmet kazanır. Ben hocam yorum yapmayacağım bu maçı. Her hafta Ahmet de ilk defa Ahmet'e kazanmaz dedim. Bakalım. Evet evet ilk defa üçümüz farklı bir şey söyledik Ahmet'le alakalı. Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Hadi bakalım. Tahmin bölümümüzün de sonuna geldik. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hakan Hocam geldiğiniz için size de çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Bize aydınlattınız yorumlarınızda. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.